Sabah ayazında, öğlen sıcağında, yolda, arazide, tarlada, en zorlu koşullara, en çetin şartlara dört mevsim göğüs geren, fakat hiç yorulmayan, ihtiyaç duyduğumuz anda bir dağ gibi arkamızda deliriveren babalarımızın gücünden ilham alarak yenilendik. Babalarımıza hediyemiz olsun. Yüzlerinde oluşan gururlu ve muzaffer gülümsemede payımız olduysa ne mutlu bize. Babadan oğula geçen o engin gücü hissetmek isteyen herkes için gönlümüzü koyarak tasarladık, titizlikle ürettik. New Holland hazırladığı Hüseyin Emri'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Sizler için Türkiye'mize adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve bu hafta Gaziantep'teyiz. Neden mi? 13.sü düzenlenen Tarım ve Tarım Teknolojileri Hayvancılık Fuarı'ndayız. Nef Holland Bilgin Traktör ana sponsorluğunda fuar özel programımız başlıyor. 9 milyon dolar tarıma dayalı ihracat gerçekleştirilmiştir. Gaziantep bu yönüyle yemeklerin lezzeti kadar gıda üretimleriyle dünyayı doyuran şehir olmaya devam etmektedir. Kuraklık ve iklim değişikliğine karşı tedbirler artırılmakta, yeni uygulamanın hazırlıkları yapılmaktadır. Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yeşil mutabakat en dikkat çeken çalışmalardır. Tarihin bereketini tescillediği Gazi şehrimiz Antep ilimizin yüz ölçümünün yarıdan fazlası tarım alanıdır. Çiftçi kayıt sistemimiz diye kısaca söyleyeceğimiz ÇKS'ye kayıtlı yaklaşık 36 bin çiftçi bulunmakta ve yaklaşık 670 bin dekar arazide sulu tarım yapılmaktadır. Meyveciğin hakim olduğu tarım alanlarında marka ürün olan Antep fıstığı başta olmak üzere zeytin, üzüm, buğday, arpa, nohut, mercimek, kırmızı biber, sarımsak ve nane öne çıkan güçlü ürünler arasında yer almaktadır. 100 bin küçük baş, 200 bin büyük baş ve 18 adetle su ürünleri tesisiyle sektöre ciddi katkılar sağlamakta. Tarımsal üretimin yanında tarım sanayisini de geliştirmiş ender illerimizden olan Gaziantep, günümüz şehirlerinin ülke sınırlarını aşan rekabetinde tarım, hayvancılık ve gıda sanayisiyle ülkemizin tarımsal gücünü perçinleyen ve başarısıyla örnek teşkil eden en önemli illerimizden bir tanesi. Gerçekten biz de bakanlık olarak gurur duyduğumuz illerimizden bir tanesi. Birincil tarımsal üretimle sanayi entegrasyonunu sağlamış. Bizim de diğer illerde örnek gösterdiğimiz, çalışmalarından ilham aldığımız il. Bunu açık yüreklilikle ve gururla ifade ediyorum sizlerin huzurunuzda. Öncelikle Gaziantep'li çiftçilerimizi son 19 yılda 2.1 milyar TL tarımsal destek ödemesi yaptık. Yani bu eski parayla 2 katrilyonun üzerinde bir meblağa tekabül ediyor. Yine az önce bahsettiğim tarım sanayi entegrasyonu kapsamında 315 kırsal kalkınma projesine 192 milyon TL hibe verdik. Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesinde 3644 projeye 91.3 milyon TL, Gaziantep'te 498 genç çiftçimizin projesine yaklaşık 15 milyon TL hibe desteği sağladık. Yaklaşık 142 milyon TL kaynakla 1.7 milyon dekar alanda arazi toplaştırma çalışmalarını tamamladık. 64 bin dekar alana tekabül eden mereyi ıslah ettik. Yine tarımsal üretimde olmazsa olmaz büyük ovalarımızı koruma altına aldık. Bu kapsamda 12 adet büyük ova Gaziantep'te koruma altında. Bunun da toplam büyüklüğü 1.8 milyon dekar alana tekabül ediyor. Üniversitelerin tarım, hayvancılık ve ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinde mezun kişilerin kırsal alanda uygulayacağı bitkisel, hayvansal, su ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretim projelerine ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 100.000 TL'ye kadar hibe desteği veriyoruz. Fuar nasırlaşmış ellerin fuarıdır. Bu fuar helal kazancın fuarıdır. Bu fuarda emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Her gün bittiğinde başka bir günle kapatıyoruz. Bir taraftan aklımız Rusya-Ukrayna hattında acaba 3. Dünya Savaşı mı çıkacak?
Bir taraftan bu maskelerden ne zaman kurtulacağız, ne zaman normalleşeceğiz diye bu kadar büyük sorunların içerisinde bize dair olan yapmamız gerekenleri yapmak için buradayız. 2001 yılında başladığımız insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışında Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın. Hangi insanı yaşatacağız dediğimizde yetim, yaşlı, mağdur, muhtaç, engelli herkesle birlikte yol gidip bunu medeniyet kurtlarımıza, 1400 yıl önceki medeniyet kurtlarımıza getirip 100 yıllık Cumhuriyetimizin bize kazanımlarıyla birleştirdiğimizde önümüzde çok önemli sorunlar olmasına rağmen çok büyük fırsatlar var. Çok büyük imkanlar var. Biz malimle birlikte, bütün ekiple, bu salonda olan herkesle birlikte bu şehrin 2 milyonun bize emanet olduğunu, bunu görerek de geleceğe dair yapılması gerekenleri yapmak için buradayız. Altyapı belediyecisinin bittiği, insanı merkeze alan sosyal belediyecilikle birlikte kültürel belediyeciliğin yükselen değer olduğu noktada şehir ekonomisinden sorumluyuz. Şehir ekonomisi, bilgi ekonomisi. İşte o yüzden Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimler manifestosu dediği marka şehirler, akıllı şehirler, yeşil şehirler, güvenli şehirler, sağlıklı şehirler her biri bizim masamıza bir başlık. Bizi bugün İBİAD'nin yeşil şehir yapan mantığı ve bakışı da akşamdan sabaha olan bir bakış değildir. 2014 yılından beri yaptığımız çalışmanın bir ürünüdür. O gün itibariyle Tarım Daire Başkanlığı kurma kararı aldık. O gün itibariyle Tarım İl Müdürümüz olan İbrahim Bey'e hemen Tarım Daire Başkanı olarak çalışmasına başladık. Çünkü bu iş uzmanlık istiyor. Bu iş yetişmiş adam istiyor. Bu iş beşeri sermaye istiyor. Bu iş eğitim istiyor, kalifikasyon istiyor. Bu iş ben yaptım oldu değil. Değerli müdürümle birlikte senkronize ettiğimiz zaman biz ilçe bazlı çalışmamızın çok daha önemli olduğunu, Nizip'te fıstığı ve zeytini desteklerken İslahiye'de biberi ve üzümü desteklememiz gerektiğini, Kargamış'taki çalışılan özel fıstığın ne kadar önemli olduğunu, burada Nur Dağı'nın yaptığı Moringa'nın kadın kooperatifler için ne kadar önemli olduğunu, Oğuz Eli'nin narını ve kurutmalığını desteklememiz gerektiğini gördük. İşte bu yeni mikro çalışmada bütün belediye başkanlarımız bütün gücüyle tarımın, toprağın yanında oldu. Daha ilk çalışmada Rıdvan Başkan'ın kendi getirdi, fikir babasıdır, arazi yolları açılmasına, ilçesindeki açılmasına en büyük desteği kendi verdi. Çok hızlı bir şekilde arazi yollarını yaptı. Mehmet Başkanım aynı şekilde bugün küçük baştan büyük başa kendi ilçesinde verdiği destekler hepsi çok önemli destekler. Her ilçe biz, her ilçe belediye başkanımız, değerli genel müdürüm bütün gücüyle alanda ve önce tarım diyor. Önce tarım, önce insan diyor. Biz de o büyük fotoğrafın içerisinde yeni bir şey söylemek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Geldiğimiz noktada tarım okullarını açtık. Eğitim her şeyin başı. Oğuz Eli'nde yaptığımız sistemle birlikte bugün artık biz ana ve ata tohumuna döndük. Edese diye bir buğday çeşidini dağıtmazsak eğer, biz getirdiğimiz başka bir buğday çeşidi daha fazla su istiyor. Su yok. Zaten o toprakta kalıyor. Edese ile kuraklığa dayalı, susuzluğa dayalı tohumla 3 kat verimi artırdık. Çiftçimiz de bunu denedik. Çiftçimiz de bunu denediğimiz zaman baktılar ki verim arttı, çiftçimiz bunu sahiplendi. Çünkü çiftçimizle birlikte bunu yapmazsak olmuyor. Teori orada, pratik orada, akıl orada, sonuç orada. Biz Edese denen tohumu dağıtmamız gerektiğini gördük. Geldi bana dediler ki başkanım oğlaklar ölüyor. Ne yapacağız? Süt yemi dağıtmamız gerekiyor. Geldi bana dediler ki kadınların damarları tıkanıyor. Ne yapacağız? Süt sağma makinesi dağıtacağız dediler. Zahter balı var bize dair, bal ormanı kurmamız gerekiyor dediler. Bilgi borçlandırıyor. Doğru bilgi geldiğinde biz elimizdeki bütçenin %10'unu bu işe ayırdık. Hiç unutmuyorum şu an Eyüp Belediye Başkanımız, Genel Sekreterimiz ya yola çıktık başkanım dedi. Biz Tarım Bakanı mıyız? Sağlık Bakanı mıyız? Allah için biz Milli Eğitim Bakanı mıyız? Vallahi dedim ki biz her şeye dahiliz. Toplum bizden hizmet bekliyor, emek bekliyor.
umut bekliyor, bunu yapmak durumundayız. Gördüğünüz ürünler GAP'ın desteğiyle aldığımız ve tamamen organik ve şu anda da bir yıllık satışını imzaladığımız e-ticaret dijital marketing sisteminde oturtturduğumuz bir ürün. Sağlık, şifa, organik. Bunu nasıl başardık? Bir döngüsel sistem var. GAP'tan destek aldık. Bunu hemen makinelaştırdık. Oğuz elindeki kaymakamımız diyor ki sosyal yardım alan kadın sayımız çok azaldı. Niye? Kurutmalık ve bu yapılan iş aile ekonomisini diğer besliyor. Biraz önce başkanım söyledi, gıdaya dayalı sanayide %30. Bugün sanayi şehri ise gıdaya dayalı sanayi. Bize düşen şey bunları doğru yönetmemiz. Valime özel teşekkürümüz var. Sorduğumuz zaman elektrik giderleri çok yüksek. Güneş enerjisine hızlı geçmemiz gerekiyor. Barağı sulamamız gerekiyor. 5 megawatt kalkınma ajansından aldığımız destekle, mali destekle enerji aşağıyı kurduk. Biz yapıyoruz Sayın Genel Müdürüm. Güneş enerjisi biz yapıyoruz. 3 ay içerisinde sulanabilir arazideki alanımız bir anda %300 artacak. Tamamlanmak üzere. Latif kardeşim, başkan yardımcımız tamamen bu işin başında, bu işlerin koordinasyonunu yapıyor. Bu bir ekip işi, bu bir takım işi. Şimdi kılavuzluyla ilgili, Kayacık barajıyla ilgili, sulama kanalları ile ilgili Yazıcık muhtarımıza gittik, mercimek dağıtıyoruz. Sizin gönderdiğiniz mercimek. Biz muhtarımız konuşurken Allah senden razı olsun, sizden razı olsun derken dedi ki ya bacım su yok. Sulama kanalları parçalanmış, su yok. Hemen ekipler oluşturdu, 180 milyondan 150 bin hektar suyu sulanabilir araziyi artırıyoruz, toprağın suyuyla buluşturuyoruz. Tabii yıllar önce başlattığımızda Adnan Başkan'la aynı yönetimde beraber, tabii bugün en hayalini kurmuştuk. Cenab-ı Allah nasip etti. Bugün de yine böyle bir güzel açılışta, tarım fuarımızın açılışında sizlerle beraber olduk. Son 4-5 yıldan beri tarım bizim yükselen değerimiz. Tarım Kenti Gaziantep projesiyle başlayan bu yükselen değer, Sayın Valimizin de aramıza katılmasından sonra çok daha hızlı, çok daha dinamik bir sürece ulaştı. Ve ben biraz önce konuşmaları dinlerken Sayın Valime de söyledim, aslında çok şey yaptık, birçok şeyi yaptıklarımızı da unutuyoruz. Ortaya çok güzel şeyler çıkmaya başladı. Sayın Genel Müdürümüzün konuşmasından anladığımız, Türkiye'de ikinci sırada olduğumuz bir bölüm var. Şimdi birinciliği Tarım İl Müdürlüğü'nden istiyoruz. Bu benim bildiğim bir şey ama siz söylediğiniz zaman biraz daha farkındalık yaratmak istedim. Evet, kırsal kalkınma projelerinde Türkiye'de ikinci sıradayız. Türkiye'de en fazla destek alan şehirlerden bir tanesiyiz. Geçen yıl aldığımız toplam destek 248 milyon TL'ye ulaştı. Toprakları, tarım alanı çok büyük bir şehir değiliz ama kırsal anlamda tarımda proje üreten dinamik bir şehiriz. Çok hızlı büyüyoruz ve bütün bu yapılanlarla birlikte daha da hızlı gelişeceğiz. İşte tarım fuarı bu anlamda çok önemli. Biraz önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız konuşurken içimden şöyle geçti. Hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanı tarımla ilgili bu kadar çok şey söyleyemez dedim. Gerçekten bu bir vizyon, bu bir bakış açısı. Çünkü Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma bu kadar destek veren, tarıma bu kadar arka çıkan başka bir ben belediye görmedim, hatırlamıyorum. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Takdirle izliyoruz, destekliyoruz. Bizler de Ankara'da yapılan bu projelerin destekçisiyiz. Gerek tohum yardımında, gerek yem yardımında, gerek aşı yardımında Büyükşehir Belediye'mizin çok önemli destekleri ve katkıları var. Ben huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Sadece Büyükşehir Belediye'miz değil, Şahin Bey ve Şehit Kamil Belediye'mizle birlikte belediyelerimizin tarıma olan katkıları için hepinizden güçlü bir alkış rica ediyorum. Kurutulmuş meyveler, gıda ürünlerimiz, tarımsal ürünlerimizin markalaşması, paketlenmesi, Türkiye'ye sunulması, fuarlarımızda yer alması, bunlar gerçekten hepsi de ayrı ayrı önemli, ayrı ayrı güzel şeyler. Coğrafi tescilimiz çoğaldı, maşallah diyelim, inşallah sayıları artsın. Türkiye'nin birçok yerinde çalıştık, hepsinde bir heyecan var. Heyecan şu, ya keşke bizim de fuarımız olsa, biz de yapsak. Bunun başlatılması önemli,
Bunun için size teşekkür ediyoruz Sayın Milletvekilimize. Ama bana göre başlatılmasından ziyade sürdürülebilir olması daha önemli. Burada başta sizin döneminizdeki oda başkanları, siz olmak üzere sonraki sanayi odamızın başkanları, meclis başkanları, akort fuarcılık, buna destek veren sektör, yerelde destek veren büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız ve özetle de Gaziantep'in tamamı bu başarıda aslında bir pay sahibi. Görüyorum ki son 3 yıldır fuarlara katıldık. Her dönemde bir adım daha ileriye gidiyoruz. İnşallah daha da ileriye gideceğiz. Kendimizle yarışıyoruz. Bu anlamda da Gaziantep bölgenin bir çekim merkezi oluyor. Ziraat Odası başkanlarımız burada. Dışarıdayken sulamayla ilgili konuşuldu. Hem Sayın Vekilimiz hem Fatma Bakanımız söyledi. Gaziantep'in bir büyük sulama işleri var. Nedir bunlar? İşte Nurdağ ve İslahiye'de kılavuzlu projesi var. Oğuz Elinde kayacık projemiz var. Nizip ve Karkamış'ta barak sulaması var. Araban ve Yavuz Elinde de Araban Ovası sulama projesi var. Her biri kendi içerisinde çok önemli ve bunların tamamını topladığımızda yaklaşık olarak 1 milyon dekarın üzerinde bir araziye denk geliyor. Genel müdürümüz söyledi. Şu an mevcut sulanan arazi 670 bin dekar. Yani 670 bin dönüm. Mevcudun yaklaşık 1,5 katı inşaatı devam eden işlerimiz var. Ya denilebilir ki yavaş gidiyor. Denilebilir ki işte istediğimiz hızda gitmiyor. Ya da keşke bu sene bitse. Burada da şunu diyebiliriz. Bir şeyin yavaş gittiğini söyleyebilmek için öncelikle bir şeyin varlığından bahsetmemiz lazım. Ve 159 bin dekarlık alanımızın sulama problemi ortadan kalkacak. 57 mahallemiz bundan faydalanacak. Dolayısıyla da tamamı sorunu çözecek. Yeni TD 5 serisi Türkiye'den 130 dünya ülkesine ihracatını yapıyoruz. Maşallah. Dünyayla birlikte ilk defa burada sizinle lansmanı yapacağız. Çok iyi. Hayırlı Sayın Bakanım. Hadi biz buyurun. Traktörde de tarımda da KDV %1'e indirilmesini istiyoruz. Onu vekilim plan duydum. Sayın vekilim. Vekili. Duydum. Tarımda da KDV'nin %1'e düşmesini tarımda istiyoruz. Derken tarım makinalarında, traktörde, tarım makinalarında. Akaryakıtta, peki. Gübrede. Tamam, duydum abi. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Çok sağ olun. Çöp olan bu değerine sahip çıkmak, yurt dışı bağımlılığımızı azaltabilmek için 2 yıldan fazladır üzerinde çalıştığımız gün işleme tesisi projemizi tamamladık. Finansmanı da bulup hayata geçirmek için çalışıyoruz. Sonlarımız için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yeterlikten kapışamıyorum. Mazur görürüz. Bakanım. Başkanlarım, Sayın İl Müdürüm, Genel Müdürüm hepiniz hoş geldiniz. Sizden önce biz aslında biraz yarışmalarda tanımlamıştık. 10 dereceye girenleri, özellikle dereceye girenleri ödüllerimiz var. Hürkul Makinesi Orhan Makine'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da yarışma dereceye girenlere yem desteğimiz olacak. Onlar da adreslerine teslim edeceğiz inşallah. Birinciyi açıklıyorum. 86.5 puanla İsmail Yılgın. Ödüllerini vermek üzere Sayın Valimi, Sayın Vekilimi, Sayın Bakanımı, müdürlerimi buraya arz ediyorum.
hediye veriyor. Ablamın hediyesi var, var, hediyesi var. Nerede? Görelim. Bayan Arkadaş'ın hediyesini getir. Bayan Arkadaş'ın hediyesini getir. Zaten bu cesaretin birincilik. Ya heyecanlanmasam daha iyi kırkıyorum ama heyecanlandım çok. Allah'tan memesini falan koparmadan yok, bu heyecandan. Yok o kadar, hep kırkıyorum ama bu heyecandan oldu bu kadar. Yoksa hep kırkıyorum yani. Tebrik ediyorum, ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Öyle öyle. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, dillerinize sağ olun. Merhabalar, Gaziantep Tarım Fuarı'nda canlı yayınımıza devam ediyoruz efendim. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ile beraberiz efendim. Sayın Başkanım hoş geldiniz programımıza. Gaziantep'in önemli belediyesi Şahin Bey Belediyesi ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu Beyefendi ile beraberiz. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yine Gaziantep'te tarım fuarını ev sahipliği yapan belediyelerimiz arasındasınız. Az önce Fatma Şahin Hanımefendi ile de beraberdik. Sizler de bu fuara çok büyük destek veriyorsunuz ve yapmış olduğunuz çalışmalar daha önce de değerli Bakanımız Fakı Baba döneminde de bu mikrofonlarda yine konuşmuştuk. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şahin Bey Belediyesi olarak üreticimizin yanında olmaya devam ediyor musunuz? Aynen öyle. Biz çiftçilerimizi çok seviyoruz. Çiftçilerimize anamız gözüyle bakıyoruz. Çiftçilerimiz çünkü bizi besleyen, doyuran, üreten, yaz kış demeden, gece gündüz demeden çiftçilerimiz bizim için çalışıyorlar. Biz de Şahin Bey Belediyesi olarak bu 6. yıla giriyoruz. Çiftçilerimize destek veriyoruz. Destek vermeye devam ediyoruz. Ben çiftçilerim size nasıl bir destek verelim? Dediler bize tohum desteği verin. Hemen TİGEM'den yerli tohum alarak çiftçilerimize dağıtmaya başladık. Önce buğdayla başladık. Sonra arpa, mercimek. Sonra dediler buna gübre lazım. Dedik canlı sağ olsun hemen gübre. 13 bin ton yemin üzerine 13 bin ton da gübre dağıtımı gerçekleştirdik. 13 bin ton. Ton, evet. Yani göstermelik değil, sadece birkaç kamyon değil. Düşünebiliyor musunuz? 13 bin ton yem, 13 bin ton gübre. Sonra hayvan yetiştireceğimiz dedi ki bize de yem desteği istiyoruz. Tam 32 bin ton yem desteği verdik ve vermeye devam ediyoruz. Sonra köyde yaşayıp da hayvan yetiştirmek isteyen ama imkanı olmayanlara yaklaşık 3000 tane küçük baş ve büyük baş hayvan desteği verdik. Şu anda bu hayvan varlığımız artık 7000'lere ulaştı. Doğumlarla şu arkamızda görüyorsunuz analarını vermişiz şu anda kuzularıyla beraber. 16 koyun bir koç vermiştik. Şu anda 40'ı geçmiş sayı daha doğacaklar hariç. Maşallah. Böylelikle çiftçimizi kendi ayakları üzerine durmasını da sağlıyoruz. Meralarımızı gübreledik. Meralarımıza 11 tane su kuyusu açtık. Böylelikle hayvanlar meralarda ucuz otla yani herhangi bedel ödemeden hem sulayabiliyorlar hayvanlarını hem de yem elde etmiş oluyorlar. Çiftçilerimize 750 bin zeytin fidanı, 150 bin fıstık fidanı dağıttık. 4 yıl oldu şu an meyveye durdu. Zeytin üretimine başladı artık hem sofralık hem yağlık. Antep'in önemli ürünleri. Evet ve bu ürünler şu anda İzmir'de, Manisa'da satılıyor. Oraya gidiyor artık. Böylece çiftçimiz de kazanıyor. Yine çiftçilerimize 12 milyon 300 bin adet fide dağıtımı gerçekleştirdik. Domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun. Bu yıl karpuzu da ekledik. Böylelikle ürün artışı sağladık. Arılı kovan desteği verdik çiftçilerimize. Yine tavuk desteği verdik. 30 bin tane yumurtacı atak S cinsi tavuk dağıttık. Ve böylelikle tavuk varlığımızı ve yumurta varlığımızı da artırmış olduk. Yani şöyle sılajlık mısır dağıttık. Yani ben şimdi düşünüyorum o kadar çok yani şey dağıttık ki. O kadar çok proje var ki Adil Bey. Artık bir Gaziantep'li olarak ben başkanıma şunu sormak istiyorum. Bu enerjiyi, bu gücü nereden buluyorsunuz başkanım? 2000 kilometre arazi yolu yaptık. Yani şu anda en ucra Mera'ya, araziye Mercedes arabayla gidebiliyorsunuz. O şekilde yollarımız. Böylelikle Şahin Bey'de genel evet, anlamda muhteşem yani gerçekten bu gücü nereden buluyorsunuz? Şahin Bey'de ekili alan 80 bin dekardan 300 bin dekarın üzerine çıktı. Şu anda
Hani diyoruz ya, bir karış vatan toprağını kimseye vermeyiz. Biz de diyoruz ki bir karış vatan toprağını ekmeden bırakmayız. Şu anda hepsi ekiliyor ve çiftçimiz kazanıyor. Mali olarak verdiğimiz destek toplamı 400 milyon TL'yi aştı. 400 milyon TL. Bunun 240 milyon TL'si belediye bütçesinden karşıladık nakit olarak. Çiftçimize helal hoş olsun. Desteklerimizi artırarak devam edeceğiz, çeşitlendirerek devam ettireceğiz. Her zaman üretene gözümüzün önünde duyuyor. Süt sağma makinesi verdik mesela 242 çiftçimize bedava, hiç para almadan. Yani daha çok destekler var, ben unutuyorum. Kendi seralarımızda çiçek üretiyoruz, fide üretiyoruz. Çiftçimiz kazandıkça ülkemiz kazanıyor, biz kazanıyoruz. Çiftçiye olan desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecek inşallah. Başkanım, Şahin Bey ilçeniz olarak ekilebilir arazi yüz ölçümü ne kadar? İşte 80 bin dekardı, şu an 300 bin dekarın üzerine çıktı. Benim bundan sonraki hedefim şu, Şahin Bey'deki bu 300 bin dekar alanın tamamını sulu tarım açmak, sulamak. Peki bunun için ne yapacağız? İnşallah Allah nasip ederse Fırat'ın suyunu buraya getireceğiz. Projemiz bu. Rabbim nasip ederse bunu da başarmak istiyorum. Çılgın proje gibi geldi. Aynen, çılgın proje. Yani yaklaşık 4 milyar TL'lik bir proje. Ya gerçekten şu soruyu tekrar etmek istiyorum. Bu yanıtı alamadım. Bu gücü, bu enerjiyi nereden alıyorsun? Çiftçimizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Ve bu sevgi, bu aşk, bu heyecan bizi durdurmuyor. Evet, daha inanılmaz projeler var. İnşallah Anadolu gezginlerinde ayrıntılı bu göreceğiz. Bu sadece çiftçilerimiz için. Bu sadece çiftçi için olan. Mesela çiftçilerimize gittim köye. Baktım ablamız ayağında terlikle kışın günü ahıra giriyor. Islanıyor, üşüyor. Dedim ne kadar bayan çiftçimiz var? 6800 tane. 6800 çift çizme dağıttım. Ayakları üşümesin, ıslanmasın diye. Yani birçok gördükçe projelerimizi arttırıyoruz, çiftçilerimizi seviyoruz. Yani dediğim gibi daha ne yapabiliriz? Şu anda bunun arayışı içerisindeyiz. Yeter ki onlar üretmeye devam etsinler, çalışmaya devam etsinler. Çiftte, köydeki okullarımıza kitaplık kurduk. Bütün köylerimize taziye evleri yaptık. Bütün köylerimize kurslar açtık, sınıflar açtık. Yine köylerimizin cami ihtiyacı olanlara cami yaptık. Muhtarlık binası ihtiyacı olan muhtarlık yaptık. Köylerimizin hepsine park yaptık. Spor aletleri koyduk. Çiftçilerimize bütün köylerin içini kilit taşı yaptık. Asfalt yaptık. Yani köyde artık çamura dokunmuyorsunuz. Ayağınız çamura bulaşmıyor. Her yer kilit taşı, her yer asfalt. Ya çiftçimiz ne istiyorsa hepsini yapmaya hazırız. Hiç sıkıntı yok. Başarılar diliyoruz başkanım. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ağzınıza sağlık. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler, Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Başarıların devamı diliyoruz. Efendim, köydeki insanları ayak kaldırmadığımız sürece, köylü milletin efendisi yapmadığımız sürece ülkemiz tarımı stratejik bir alan olarak görmediği sürece biz sıkıntıya düşeriz. O yüzden toprağı küstürmeyelim, toprağı küsmeyelim. Köylü milletin efendisi diyoruz. Değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve yine bir Gaziantep Tarım Fuarı'nda sizlerle beraberliğimiz sona eriyor değerli izleyenler. Yayında yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza da iyi günler diliyoruz. Bir başka yerde, bir başka programda buluşuncaya kadar hoşçakalın. Gaziantep Tarım Özel Programımız devam ediyor ve en gözde standlardan bir tanesi Oğuzeli Belediye'mizin standı ve başkanımızla birlikteyiz. Efendim öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim Hüseyin Bey, teşekkür, sağ olun. Efendim uzun zamandır görüşemiyorduk. Evet. Tabii siz de boş durmuyorsunuz, çok ciddi projelere imza attınız. Tabii bunları kısaca değineceğiz, ileriki günlerde programda daha geniş anlatacağız ama evet. Efendim tarım ve hayvancılık anlamında Oğuzeli gerçekten örnek bir ilçe. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Yani tabii bu pandemi süreci bize aslında gıdaların önemini, güvenilir gıdanın önemini, daha doğrusu bu güvenilir gıdaya güvenli olarak ulaşabilme yollarını insanlara öğretti. Bu anlamda bizim için de önemli bir süreçti. Onun için biz bu Mezopotamya'nın insanlığın doğuşundan bu yana tarımın ilk yapıldığı bir bölge olması hasebiyle Gaziantep ve Oğuzeli. Burada
hemen hemen her şey yetişir, en güzel şekilde yetişir. Her 80-100 biter. Evet, aynen öyle. Yani bizim atalarımız bize bir sözü var, bu topraklara adamı diksen adam çıkar derler. Gerçekten de iklimi, havası, suyu, toprağı seçilmiş bir bölge yani burası. Onun için yetişen her ürün diğer başka bölgelerden, başka illerden çok daha lezzetli ve daha aromalı. Ve doğal. Tabii doğal. Tabii ki bu topraklar dolayısıyla siz o toprağa nasıl bakarsanız o size 10 kat daha iyi bakıyor. Buralarda verilen emek, bu topraklara verilen emek hiçbir zaman boşa gitmiyor. Yani burada yetişen narımız gerçekten özel bir nar. Lezzeti çok farklı. Burada yetişen kurutmalıklarımız gerçekten özel bir ürün. Lezzeti, kokusu tamamen özel ürünler. Burada yetişen fıstık, burada yetişen zeytin, zeytinyağı. Yani buğdayı keza, nohutu ayrı keza. Hepsi de özel ürün. Dolayısıyla tabii ki gerçekten başka bölgelerde yetişenden farklı oluyor. Malık'ta dünyanın en önde gelen ilçelerinden, evet, ilerinden bir tanesi Gaziantep ve tabii ki Oğuz elimiz. Tabii bu rengine baktığınız zaman zaten kurutmalık, patlıcan, kabak, biber ve acur, 4 tane kurutmalığımız var, 4 çeşit. Biz bunun coğrafi işaretini de aldık. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Oğuz Eli kurutmalı diye. Türkiye buradan dağıtılır, dünyaya buradan ihraç edilir. Burada yetişen ürünler az önce bahsettiğimiz gibi gerçekten güvenli ürünler. Evet. Tamamen doğal yöntemlerle elde edilen, doğal yöntemlerle kurutulan ve müşteriye sunulan, tüketiciye sunulan ürünler. Narımızdan ürettiğimiz Oğuz Eli nar ekşisi, evet, aynı şekilde. Evet. Şimdi tabii ki yetiştirmek çok çok önemli Sayın Başkanım. O ürünü katma değer katmak, evet, değerine değer katmak da eskide ciddi sıkıntıydı. Yani tabii, çiftçi narı üretiyordu ama ne yapayım, narlar söküyorlardı. Evet. Şimdi tekrar duydum ki herkes nar ekmeye başlamış. Neden? Tabii. Bizim bunun önüne geçelim diye. Nar gerçekten 3 dinde de bereketin sembolüdür. Cennet meyvesidir. Bu özel ürünü, Oğuz Eli'nin özelinde ekonomik değerini kaybettiği için vatandaşımız ağaçlarını sökmeye başladı. Biz bunun önüne nasıl geçeriz diye uğraşırken bir nar atölyesi kurduk. Nar atölyemizde oradaki kendi bölgemizde yetişen narımızdan özel bir ürün elde ettik. Oğuz Eli nar ekşisi. Bu şu anda burada yetişen bu nar ekşisi emsali ve benzeri olmayan bir ürün. Çok gerçekten. Evet, aynı şekilde. Burada yetişen narımız özel, coğrafi işaretli bir Oğuz Eli narı. Bu nardan da kendi atölyemizde, kendi hanımlarımız nar ekşisi üretiyorlar. Rengiyle, lezzetiyle, kokusuyla gerçekten özel bir ürün. Eşi ve benzeri yok yani bunun. O kadarını söyleyeyim. Üniversitede gıda laboratuvarlarında tahlil ettirdik. Sonuçları ortada. Besin değeri olarak, güvenilirlik olarak da en önde gelen bir ürünümüz. Dolayısıyla bu şekilde bir ürüne dönüşmesi, narın nar ekşisine dönüşmesi bunun katma değerini de artırdı. Hem çiftçimizin cebine giren parayı artırdık, hem de burada vatan tüketicilerin, tüketici vatandaşlarımıza güvenli bir kıta sunmanın gururunu yaşadık. Gerçekten tabii ki ekonomisine çok ciddi katkı. Bu atölyemizde hanım kardeşlerimiz çalışıyor. Onlar da ekonomik ailelere ekonomik katkı sunuyorlar. Yani herkesin kazandığı bir proje oldu nar atölyemizde. Tabii bu nar ekşisinden başka da narın pekmezini yaptık, narın reçelini yaptık, diğer türevlerini yaptık. Aynı şekilde burada kurutmalıklar üretiyoruz. Bu bölgede yetişen özel ürünlerin hepsini de. Doğal zeytinyağı, doğal, evet, zeytinler. Evet, tabii. İnanılmaz güzel çalışmalar, tabii, yapmışsınız ki şurada görüyoruz. Evet, hanım ablalarımızda bir pozitif ayrımcılık. Çünkü evet, tabii, kadın anadır, ana vatandır. Tabii. O analar bu ülkede yiğitler doğuruyor. Tabii. Dolayısıyla hanımlara, evet, bir pozitif ayrımcılık. Evet. İnanılmaz burada yine
ürünler var. Yine işte bakın, hani milli ekonomi modelinde olduğu gibi katma değer katmak. Hani bir ürünü üretmek, pazarlamak ve sonra bu hale getirmek gerçekten önemli başkanım. Tabii. Hani belediye başkanlığı sadece yol yapmak, köprü yapmak değil. Tabii. İşte ilçe ekonomisine katkıda bulunuyor. Evet. Bu yine atölyede ürettiğimiz domates kuruluğumuz, tarhanamız, bu antik tarhanası, özel bir tarhana. Yine bu lezzeti çok güzel. Bu meyve kuruluklarımız, kendi atölyemizde üretiyoruz. Ve yani, artık her yere de siparişle gidiyor galiba. Tabii Türkiye'nin her tarafına, hatta yurt dışına da ihraç ediyoruz. Ve yine salçalarımız. Tabii. Yani burada el işçiliklerini gördüm. Evet. Antep işleri birbirinden güzel. Ya yani inanılmaz güzel şeyler. Çok güzel. İnanın başkanım. Bir Gaziantepli olarak. Bir tane de bebek ezogelin böyle. Evet, bebeklerimiz de var. Bu tabii. Şimdi bizim 3 tane atölyemiz var. Bir tanesi bu gıda ürünlerinin üretildiği nar atölyemiz, gıda ürünlerinin üretildiği nar ekşisi, kurutmalık, salçası, sebze kuruluğu, meyve kuruluğunun yapıldığı bir atölyemiz. Burada hanım kardeşlerimiz çalışıyor. İşte aynı şekilde memleketinde ikinci bir atölyemizde yine hanım kardeşlerimiz çalışıyor. Ezogelin bebek üretiyoruz. Hozat yani, bebekleri gibi. Ben Tunceli Hozet'te görmüştüm. Evet. Evet, inanılmaz güzel. Bu bizim kültürümüz, Oğuz elinin ve Barak kültürünün göstergesi olan bir isim Ezogelin. Yaşanmış bir hikayesi var. Biz bu hikayeyi kalıcı, ölümsüz yapma adına gelecek nesillerimize aktaralım diye bu bebek projemizi yaptık. Bu ödüllü bir bebek. Aynı zamanda bunu hanım kardeşlerimiz el emeğiyle yapıyorlar. Ki orada da 15-20 tane hanım kardeşimiz çalışıyor. Cebine para giriyor. Üçüncü bir atölyemizde yine hanım kardeşlerim çalışıyor. El dokuması halı üretiyoruz. Tamamen doğal. Ya başkanım, görmeyeler, çok ciddi projelere imza atmışsınız. Kendi tezgahlarımızda doğal iplerden, doğal boyayla boyanmış halılar üretiyoruz. Bu halılar da Japonya'ya ihraç ediliyor. Tabii. Yani söylemek istediğim şu kısaca, bu yaptığımız atölyelerle birlikte 3 tane atölyemizde hem ilçedeki ailelerin ekonomisine katkı sağlıyoruz, hem ilçemizi tanıtıyoruz, hem kültürümüzü tanıtıyoruz, hem de o çalışan bayan kardeşlerimiz ailelerine katkı sunmuş oluyor, hem de bir üretim ekonomisi ortaya çıkmış oluyor bu şekilde. Yani ilçe kazanıyor, vatandaş kazanıyor, ülkemiz kazanıyor, ilimiz kazanıyor. Daha ne olsun? Şekilde, tabii sevgili izleyiciler, inşallah ileriki günlerde Oğuz elinde özel bir program çekeceğiz ve bu atölyeleri başkanımla yerinde gezeceğiz. Yapılan çok ciddi projeler var. Evet. Hep birlikte inşallah izleyicimiz görecek diyelim. Fuar nasıl gidiyor bu arada başkanım? Çok iyi. Burada işte bütün kurum ve kuruluşlar tarımla ilgili yaptıkları çalışmaları burada sergileme imkanı buluyor. Önemli diye düşünüyorum. Tabii ki burada bir etkileşim ortamında herkes birbirinden bir şey öğreniyorlar. Hem yaptığı şeyler sergiliyorlar, hem de birbirinden bir şey öğrenerekten daha güzel nasıl yapabilirimin bir yarışması gibi düşünüyorum. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bakan Fatma Hanım'ın destekleriyle ciddi, daha doğrusu destek halinde birbirimize destekle çalışıyorsunuz. Evet. Oğuz elinde tarım ve hayvancılıkla ilgili çok ciddi projeler de var. Hep birlikte göreceğiz. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Anadolu Gezginleri devam ediyor. Ali Bora'yı da unutmadı başkanım. Tabii Ali Bora'ya da polis veriyoruz. Evet, tabii ki Oğuz Elin'in atölyelerinde Ali Bora unutmadı. Tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Anadolu Gezginleri reklamlardan sonra devam edecek. Sabah ayazında, öğlen sıcağında, yolda, arazide, tarlada, en zorlu koşullara, en çetin şartlara dört mevsim göğüs geren, fakat hiç yorulmayan, ihtiyaç duyduğumuz anda bir dağ gibi arkamızda deliriveren babalarımızın gücünden ilham alarak yenilendik. Babalarımıza hediyemiz olsun. Yüzlerinde oluşan gururlu ve muzaffer gülümsemede payımız olduysa ne mutlu bize. Babadan oğula geçen o engin gücü hissetmek isteyen herkes için gönlümüzü koyarak tasarladık, titizlikle ürettik.
New Holland hazırladığı Hüseyin Emri'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek. Sabah ayazında, öğlen sıcağında, yolda, arazide, tarlada, en zorlu koşullara, en çetin şartlara dört mevsim göğüs geren, fakat hiç yorulmayan, ihtiyaç duyduğumuz anda bir dağ gibi arkamızda deliriveren babalarımızın gücünden ilham alarak yenilendik. Babalarımıza hediyemiz olsun. Yüzlerinde oluşan gururlu ve muzaffer gülümsemede payımız olduysa ne mutlu bize. Babadan oğula geçen o engin gücü hissetmek isteyen herkes için gönlümüzü koyarak tasarladık, titizlikle ürettik. New Holland hazırladığı Hüseyin Emri'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Antep Tarım Fuarı'nda özel programımız devam ediyor ve tabii ki bu milletin efendisi, köylüsü, çiftçisi var. Tanıyabilir miyiz? Mustafa Uzun. Mustafa abi nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür. Nereden geliyoruz? Nizip Gökçeli Mahallesi'nden. Nizip Gökçeli'den geliyorsunuz. Evet. Köyü TV izliyorsunuz değil mi? Evet. Köyü TV, köyde hayat var diyoruz. Evet. Bu milletin kanalı diyoruz. Evet. Öncelikle çiftçinin durumu nasıl şu anda? Çiftçi alın terinin karşılığını alabiliyor mu? Alamıyor. Gübre pahalı, mazot pahalı. Peki neden Bilgin Traktörü, özellikle New Holland'u tercih ediyorsun? Abi New Holland alan da kazanıyor, satan da kazanıyor. Çok güzel ifade ettin. Alan da kazanıyor, satan da kazanıyor diyorsun. Evet. Teşekkür ediyorum biz efendim. Biz de teşekkür ederim. Anadolu Gezginleri devam ediyor. Çiftçi öncelikle alın terinin karşılığını alabiliyor mu? Hayır. Alamıyor. Ne olmalı? Ne olursa mazot, çiftçinin yüzü mazot bile... Mazot pahalı. Evet. Gübre pahalı. Evet. Ceyran pahalı. İlaç. İlaçlar pahalı. Tarım ekipmanlarında ÖTV, KDV kaldırılsın. Evet. Kaldırılsın. Milli ekonomi modeli gelsin. Diyorsun. Evet. Peki o kadar firma varken neden Bilgin Traktör Mavi Boncuk? Mavi Boncuk yıllardan belli var. 1900'lü yıllardan belli üretiliyor. Halen de güzel. İnsanlara güzel gösterim gösteriyor. Görüntüsü güzel. Gücü nasıl? Gücü güzel şeyine göre. Yakıtı nasıl? Yakıtı büyük gibi. Büyük alırsan büyük yakar. Evet, küçük alırsan küçük yakar. Gaziantep Tarım Fuarı özel programımız devam ediyor. Tabii ki ana sponsorumuz Gaziantep Bilgin Traktör New Holland Bölge Bayi ve büyük patron abimiz Gaziantep'in köklü iş adamlarından. Gaziantep Bilecik. Gaziantep Bilecik'i de Gaziantep'e kattık zaten. Bilecik'i kattık. Kattık abi artık Gaziantep Bilecik. Öncelikle Selahattin Bey, bizler sizi tanıyoruz ama tüm ekran başındaki izleyicilerimiz sizi tanısın. Ben Bilecik'te 82 yılından beri New Holland Türk Traktör'ün bayisiyim. 82 yılından beri devam ettiriyorum. Bu işten zevk alıyorum. Bu işi öneriyorum. Aynı zamanda bir çiftçisiniz. Hem çiftçilik var, hem traktör bayiliği var. Her türlü hizmeti, hem servislik var. Her türlü hizmeti vatandaşıma, çiftçime yapıyoruz. Evet. Biz diyoruz ki çiftçinin malından KDV kaldırılsın. Çiftçinin ürünlerini, bütün ürünlerinden KDV kaldırılsın. Ve fiyat düşsün. Fiyat düşmesini lazım. Bu yüksek fiyattan ne çiftçilik yapılır, ne çiftçi bir traktör alabilir. Yani çok yüksek fiyatlar var. KDV kaldırılsın. Kaldırılsın tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Köy TV izliyorsunuz. İzliyoruz. Köyde ne var? Bir de hayat var. Ne ekiyoruz, ne biçiyoruz abi? Abi ondan önce arpa, buğdaydı. Şimdi fıstık. Şimdi fıstık. Fıstık he. Peki bir çiftçi, üretici olarak alın terinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Tövbe. Size göre çözüm ne? Ne olmalı? Çözüm ne olursa çözüm bu milletin de. Efendisi efendiliğini yapar. Bir ekonomi modelini istiyorum. O olursa diyorsun. Dört dört bu milletin olur. Yüzü güler. Güler. Tarım aletleri de ÖTV kaldırılsın. Diyorsun. Diyorum tabii. Yoksa? Yoksa olmaz bu iş. Yoksa aç kalacağız. Aç çiftçi kalacağız. Üretmezse, köylü öğretmezse belki paramız olacak ama yiyecek bir şey bulamayız. Yiyecek bir şey yok. Zaten şimdi yiyecek bir şey yok. Zaten şimdi yereyiz. Aynı seviyeye geldik.
olmuş patlıcan 30 milyon. Domates olmuş 15 milyon. Salata. Biber olmuş 25 milyon. Bugün domates ucuz lira. Vallahi. 5 milyon. Bugüne özel bugün indirim yapmışlar o zaman. Yapmışlar. Peki neden özellikle mavi boncuk Bilgin traktörü tercih ediyorsunuz? Şimdi sağlam traktör bunlar. Allah Allah. Tabii ekonomi sağlam traktör. Benim var 7 senede böyle kullanıyorum. Abi traktörle güreştin mi? Güreşemem bunlarla. Abi ben onunla güreşiyorum. Güreşemem. Ben de biberciyim. Güreşemem bunlarla. Güreştim abi, yıktım ben traktörü. Yıkaman boşa. 55 hiç yıkamam. Allah Allah. Köy TV izliyor musun? Bu milletin kanalı Köy TV. Oo ben izliyorum ben. Ha işte Köy TV işte. Ya oğlum bugün kanalı ayarda izleyeyim. Ya, köyde ne var? Hayat var. Devam ediyoruz. Gaziantep Tarım Fuarı özel programımız Bilgin Traktör ana sponsorluğunda devam ediyor ve yönetim kurulu başkanımız Yusuf Bilgin Beyefendi ile yine birlikteyiz. Efendim öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Yusuf Bey, öncelikle kendinizi sonra Bilgin Traktör'ü biraz tanıyabilir miyiz? Tabii bilenler biliyor ama yeni izleyenler için, ekran başındaki seyircilerimiz için biraz Bilgin Traktör'den bahsedebilir miyiz? Biz Bilgin Grup olarak yaklaşık 65 yıldır sektörde faaliyet gösteriyoruz. 40 yılı aşkındır da Türk Traktör Nihonut Bayliği'ni yürütüyoruz. Hem Şanlıurfa'da hem Gaziantep'te. Geçen yıl 1500'den fazla adet traktör, ekipman, iş makinası, biçer döver. Ve ödüllü bir firmasınız bu anlamda. Evet, satarak yine Türkiye satış birincisi olduk Bilgin Grup olarak. Öncelikle bize bu desteği veren müşterilerimize, çiftçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu başarının sırrı sizin de çiftçi olmanız herhalde. Az önce çünkü babanızla görüştük. Kendisi aynı zamanda bir üretici, bir çiftçi. Evet. Sizler de çiftçisiniz. Evet. Herhalde bu başarının altında bu olsa gerek. Çünkü evet, çiftçinin derdini en iyi bilen sizlersiniz. Tabii hem çiftçilik yapıyoruz hem müşterilerimiz çiftçi. Biz de aynı işin içinden geldiğimiz için müşterilerimizi daha iyi anlıyoruz, ihtiyaçlarını daha iyi belirliyoruz. Bu anlamda işimizi severek yapıyoruz ve en önemlisi dünyanın en büyük markasının temsilcisi olmamız. Evet, bölge bayisi olmanız. Peki sizler de aynı zamanda bir çiftçi olarak şu anda çiftçi ne durumda? Yani son gelen zamlar, işte mazota, gübreye birçok konuda ciddi zamlar var. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye'de pandemiden dolayı tarımın bir kez daha öneminin arttığını gördük dünyada. Özellikle pandemiden sonra söylediğiniz gibi. Gıdanın önemi daha çok arttı. Bu vesileyle biz yeni traktörler, yeni ekipmanlar Nihonut olarak ürettik ve çiftçimizin kullanımına sunduk. Bu arada 2 yıldır pandeminin artmasıyla birlikte birçok marka müşterilerine mal veremezken biz hem Adapazarı'nda hem Ankara'da iki fabrikayla birlikte çiftçilerimizin üretmesi için destek olduk. Ekipmanda, yedek traktörde, parçada, yedek parçada destekledik. Üretime ara vermemesi için çiftçilerimizi destekledik. Biliyorsunuz %100 yerliyiz. 138 yıldır dünyada üretim yapıyor Nihonut. Birçok dünya ülkesine ihracat yapıyor. 130'dan fazla dünya ülkesine ihracat yapıyor. 68 yıldır Türkiye'de hiç aralıksız üretim yapıyor. Dolayısıyla özellikle pandemide çiftçimizin üretmesi için biz traktörde, ekipmanda çok büyük destekler verdik ve gıdanın durmaması için, üretimi için çok destekledik çiftçimizi. Tabii tarım ürünü artık Türkiye'de bir ticaret değil, stratejik önemi olan bir konu. Evet. Bu anlamda tabii yeni ürünler de var. Evet. İşte onlardan bir tanesi arkamızda. Yeni TDB serimiz dünyayla birlikte Türkiye'de üretime girdi. Bugün Bakan Başkanımız Sayın Fatma Şahin, Milletvekilimiz Necat Koçer'in
belediye başkanlarımızın, ziraat odası başkanlarımızın, sayın valimizin, çiftçilerimizin, müşterilerimizin de katılımıyla yeni ürünümüzün lansmanını gerçekleştirdik. Yeni TD5 Türkiye ile birlikte dünyanın 130 ülkesine aynı zamanda ihracat yapıyor Türk Traktör. Bu vesileyle de Türk Traktör Türkiye traktör pazarının ihracatının %90'ını tek başına yapıyor. %90'ını evet. %10'unu da diğer 20 firma yapıyor. Bu vesileyle öncelikle bizi tercih eden, bize her zaman destek veren Türk çiftçisine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü geçen yıl da bizi yalnız bırakmadılar. Her satılan iki traktörden birinin İHOL'un sattı. Yani bu ne demek? %50 pazar payına sahibiz. Bize destek verdiği için bütün müşterilerine de teşekkür ederiz. Peki Bilgin Traktör olarak yeni kampanyalar da var. Evet. Biraz bunlara değinelim. Şu anda çiftçimize ne gibi imkanlar sunuyor Bilgin Traktör? Şu anda 2 yıl 100 bin lira sıfır faiz. Evet. Çok güzel. Yani çiftçimiz bizden traktör aldığı zaman 100 bin lirasını 2 yılda 50 bin yıldan yıla ödeme yapıyor. Sıfır faiz. Bankaya falan gitmeden direkt biz size bayiden bunun işlemini yapabiliyoruz. Hemen çayını kahvesini içerken müşterimiz kredisini çıkarıyoruz. Bu arada Sayın Bakanım'la lansman gerçekleşirken çok ilginç bir konuya değindiniz. Türkiye'de biliyorsunuz maalesef bir kriz var. Ciddi anlamda sıkıntı var. Mazot, gübre, ekipman pahalı. Evet. Bununla ilgili bir talebiniz oldu. Bunu buradan tekrar bir dile getirelim. Şimdi tabii 2 yıldır, özellikle son 1 yıldır fiyatlarımız çok yükseldi. Döviz artışından dolayı. Dolayısıyla çiftçinin alım gücü düştü, azaldı. Biz Bilgin Grup olarak Bakan Başkanımıza, Sayın Necat Koçer'e, milletvekilimize tarım traktörde ve tarım makinelerinde KDV'nin %1'e düşürülmesini istedik. Evet, altını çiziyoruz. Buradan Gaziantep'ten sesleniyoruz. Efendim, KDV %1'e düşürülsün. Evet. Diyoruz. Evet. İnşallah bu olur. Söyledik, onlar da taleplerimizi meclise ileteceklerini söylediler. Temennimiz yalnız traktörde değil, tarım makinelerinde, gübrede, akaryakıtta KDV'nin düşürülmesini istiyoruz. Evet, ben de tüm çiftçilerimiz adına, Köy TV adına yürekten teşekkür ediyorum. Her yıl fuar özel programımızın ana sponsoru oluyorsunuz. Bu anlamda teşekkür ediyoruz size. Burada da çiftçimizin yanında olduğunuzu bir daha göstermiş oluyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Köy TV, köyde ne var? Hayat var. Diyoruz ve devam ediyoruz. Hüseyin bir araya gelince ne olur? Samanlık seyran olur. Nereden geliyorsun abi? Akyazı mahallesinden. Akyazı köyünden de abi. Köyünden. Köy kalalım abi ya. Köy kalak da mahalle ettiler. Mühürümüzde mahalle yazıyor. Ben muhtarım. Akyazı mahallesi. Tamam da muhtarım. Köy yapalım biz gene. Tamam, köy olsun. Köy TV izliyor musun? Köy TV izliyorum. Çünkü köyde hayat var. Köylü olarak memnun musunuz halinizde? Biz halimizden çok memnun değiliz. Yani her şey çok bağlandı. Ama inşallah düzelir. Çözüm ne? Ne olmalı sana göre? Vallahi gübre bağlı bu şekilde karırsa, petrol da bu şekilde karırsa köylü bir şey kazanamaz. Neden mavi boncuk? Neden Bilgin Traktör? Vallahi işte mavi boncuğu güzel, sağlam. Herkes memnun. Parçaları dayanıklı, sağlam. Köy TV izliyorsun. Köy TV izliyorum. Köyde ne var? Hayat var diyoruz. Var. Abi, evet. Gaziantep'in en karizmatiği senmişsin. Evet. Aşık arkadaş. Ona da geleceğim. Yok, o arkadaş. Beni söylediler. Söyle. Ben anket yaparak geliyorum. Buyurun, buyurun. Bu karizmayı neye borçlusunuz? Ne olanta? Ne? Harikasın. Neden peki mavi boncuk Bilgin Traktör? Biz bildik bileli mavi ne olan Türk Traktör işte. Onunla doğdun. Aynen, ondan da öler. Nasıl çiftçi olarak, köylü olarak halinizden memnun musun? Halımızdan acımızdan ölücük. Elimizdeki traktörleri de satıyıcık. Niye? Mazot, gübre, ilaç, ceyran başla. Çözüm ne? Çözüm milli ekonomi modeli uygulansın. Köy TV izliyor musun? Köy TV. Köy TV genelde zaten izledim. Sizin oğlunuz. Ben nereliyim biliyor musun? Karadeniz mi?
Kilis Hasenceli köyünden, bibercilerden baba. Yok ya. Ya. Ya ne bileyim gerçekten. Traktörü kaybettim baba. Traktörü kaybettim de her sayısına. Halen, gel buraya. Gel buraya gel. Şu adama tüyo verin sen siz. Bilgin traktör neden? Ya, Türk traktörü olduğu için yıllardan beri gözümüzü açtık, bu vardı bizde. Serin, rahat. Hatta hayanıklı. Hatta anneciğin traktörün yanında doğmuşsun. Olabilir de. Tekerin dibinde oldu. Olmayabilir de. Doğru, önceden de Türk traktörmüş yine. Evet, oldu bittiğinizde yani. Oldu tabii Anadolu gezginleri olarak Gaziantep Fuar Özel Programı'nı çekmeye devam ediyoruz ve yanımızda yine bir abimiz, bir beyefendi var. Allah razı tabii olsun. Kendileri benim abim. Baş tacı, sizler ama, de kardeşimizsiniz. Ama sizler belki yeni tanıyacaksınız. Baş tacısınız. Tanıyalım efendim. Ben Mustafa Köse'yim. İslahiye doğumluyum. İslahiye'de yaşıyorum. Hı-hı. 1991 yılından bu yana Mivoland sektöründe bayiyim. İslahiye, Nurdağ, Kahramanmaraş bayiliği ile devam ediyor. Ekipman, yanı sıra ekipman işi devam ediyor. Yanı sıra yan işlerimiz var. Aynı zamanda bir çiftçi. Çiftçiyiz, milletin evet. Efendisi, milletin efendisiyiz. Köylü halinden memnun mu? Hiç memnun değil abicim. Yani bu girdilerin yüksek oluşu, gübre fiyatları, traktör fiyatlarının aşırı yükselişi, çiftçimiz gerçekten zor durumda. Ne olmalı? Milli ekonomi modeli uygulanmalı. Evet, ancak çiftçinin, üreticinin yüzü güler. Şimdi üreticinin yüzü gülerse herkesin yüzü güler. Köy TV izliyorsun. İzliyorum. Köyde hayat var. Hayat var. Yine bu milletin efendisiyle. Köyde hiç hayat yok. Niye adayı ya? Yok, hayat yok. Kim aldı hayatı? Hayatı bütün zenginler aldı. 30 milyara gübre attım, bir hava yağmur yağmadı. Bir, bunu geç. O Allah'ın işi. Evet. Ondan sonra kalkınma çiftçiden başlar. Evet. Kalkınma önce çiftçi zengin olacak. Üstadın yazdığı yani, gibi milli ekonomi modeli olacak. Olması gerek. Olacak. Bir, olacak ikincisi olması gerek. Çiftçi traktörü kooperatif haciz ediyor. Çiftçi traktörünü banka haciz ediyor. Adam kazanamıyor ki burcunu ödeyesin. Biz örneğin kendimiz çiftçiyiz. Yaklaşık 4000 dönüm arazi işletiyoruz. Bu arazinin gübresini biz her sene önceden alırdık. 2 ay önce ben gübreyi 13 bin liradan üre aldım. 7500 liradan nitrat gübresi aldım. Şu an gübre fiyatları 5500 lira nitrat, 8800 lira üre. Yani biz şu an mesela önümüzde zira ilaç kullanmamız gerekiyor buğdaylarımıza. Yani ilacımızı almaya korkuyoruz şu an. Çiftçi perişan durumda. İş başladığı zaman şu traktör hiç olmazsa ekim zamanı yani örneğin buğday, mısır ekiminde bir ay çalışacak. Bir ay demek şu traktör 100 bin lira mazot demek. 100 bin lirası çiftçimin varsa traktörü çalışacak. Gaziantep Tarım Fuarı özel programımız Neff Holland Bilgin Traktör sponsorluğunda devam ediyor ve genel koordinatörlerimizden yakışıklı müdürümüz burada. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsmim Cem Akyüz, Türk Traktör'de satış direktörüyüm. Çok güzel. Cem Bey, Türk Traktör Türkiye'nin %100 yerli sermayesi, öz sermayesi yerli malı. Öncelikle yürekten kutluyoruz. Hani gururumuz bir Türk olarak. Milli duygularımızı kabartıyor. Neler söyleyeceksiniz bunu? Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Şimdi tabii Gaziantep'teyiz. Gaziantep bizim için çok önemli. Gaziantep bölgeye hitap eden çok önemli bir fuar. Biz de New Holland markamızla bayilerimizle beraber bu fuarda yerimizi aldık. Ve Türkiye şampiyonu bayimiz. Gördüğünüz gibi tüm önlemleri alarak fuara katılıyoruz. Katılımcılarımızdan da yine önlemlere dikkat ederek standımıza davet ediyoruz. Şimdi adımızdan bahsettiniz. Biz tabii geçtiğimiz hafta bu vesileyle 1 milyonuncu traktörümüzü üretmiş olmanın 1 milyonuncu traktörümüzü de üretmiş olmanın verdiği gururla çevrim içi platformlarda bir tören de yaptık. Bayilerimizle beraber, çalışanlarımızla beraber, diğer basın mensupları beraber 1 milyonuncu traktörümüzü hattan indirmenin gururunu yaşadık. Türk Traktör 1954 yılından beri faaliyet gösteriyor. Türkiye tarımına, dünya tarımına değer katıyor. Türkiye'deki traktör üretiminin yaklaşık %80'ini tek başına yapıyor. İhracatın 120 ülke 130'dan fazla ülkeye, 130'dan fazla ülkede traktörümüz var. Türkiye traktör ihracatının %90'ını neredeyse biz tek başımıza yapıyoruz. Dolayısıyla Türk Traktör büyük bir marka ve ekipman bu anlamda yine
Şimdi ekipman bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Traktör tek başına sadece gidip gelmeye yarar. Ama bir ekipmanla anlam ifade eder tarlada yapılan iş. Newland markamızda da şunu söylüyoruz. Toprak işlemeden hasada her ekipman burada diyoruz. Zaten standımıza geldiğiniz zaman da bu yoğun ilgiyi sizler de zaten görüyorsunuz. Ki müşterilerle de yine çiftçimizle de bu milletin efendisi olan köylüsüyle de söyleşi yaptığımızda mavi boncuk diyorlar. Alırken kazandırıyor, satarken kazandırıyor diyorlar. Çok güzel ifade ettiniz. İkinci elini bu kadar koruyan, servis ve yedek parçasını bu kadar rahat bulabildiğiniz, pazarda neredeyse satılan iki traktörden birinin olduğu markada sizi ağırlıyoruz, standımızda ağırlıyoruz. Şimdi yeni ürünlerimiz var. Evet, tabii fuarlarımız da yepyeni. Lastmanlı dün Sayın Bakan'ın Fatma Şahin milletvekillerimiz. Evet, evet, evet. Sevin değerli protokolü. Çok güzel bir lastman da yaptık, evet. Çok güzel evet. Bir lastman yaptık. Bu anlamda gerçekten yeni ürünler var. Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi Türk Traktör olarak biz birçok farklı çeşit üründe, birçok farklı seride üretim yapıyoruz. Ürünlerimiz 48 beygirden yaklaşık 170 beygire kadar ürün gamında yerli olarak ürettiğimiz ürünlerimiz var. TD5 de bizim medar iftarımız bir seri. Bu traktörümüz önceki dönemde TD serisi olarak Euro 3, Tier 3 devam eden traktörün 4. emisyon seviyesi olarak devamı. Tabii traktörümüz üzerinde birçok yeni teknolojik eklemeler de yaptık. Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına yönelik. Onların daha fazla gelir elde etmesi için, daha verimli çalışması için, daha fazla kazanabilmesi için bu traktörlerde yaptığımız yeniliklerle beraber aynı zamanda çevreye daha duyarlı bir motor emisyon seviyesine geçtik. Gördüğünüz gibi dış görselini değiştirdik. İçinde kaldırma kapasitesiyle ilgili, motoruyla ilgili çok önemli yenilikler yaptık ve çiftçilerimizle buluşturduk. Geçen ay sevkiyatlarımız başladı bu seride. Şimdi en önemli gündem yakıt. Yakıt konusunda cimri midir? Şimdi bu önceki seriye göre daha az yakan Common Rail motor teknolojisine sahip yeni nesil motorumuz. Şu anda dünyaya ne ihraç ediyorsak zaten bu traktörün üzerinde de o var. Hem çevreye saygılı hem yakıt tüketiminde avantajlı. Dolayısıyla yine ne diyelim, ne varsa Newland'da var diyelim. Çok güzel. Peki bir de sizler ekonominin başında olan insanlarsınız. Türkiye'nin ekonomik şartları da ortada. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz bu anlamda? Hani çiftçinin biliyorsunuz mazot sıkıntı, girdiler ciddi anlamda sıkıntı. Hatta ciddi bir talep var hatta. KDV de indirilsin diyorlar. En azından ekipmanlarda. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle Sayın Bakanımız evet, Yusuf Bey'de evet, evet. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bu tip dalgalanmalar hayatımızın her alanında var. İşte bundan önceki dönemlerde de ekonomik olarak dalgalanmaların olduğunu gördük ama biz Türk Traktör olarak Türk tarımına inanıyoruz. Türk çiftçisine inanıyoruz. Yatırım yapmaya devam ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk tarımının, Türk çiftçisinin yanında olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Köy TV izliyor musunuz efendim? Evet, takip Köy ediyorum. TV. Sağ olun. Köyde hayat var diyoruz. Sanırım hediyeleri var. Evet. Bayimizin evet. Size onu sayın, da yayında sayın direkt, müdürümüze, müdürümüze versinler Yusuf Bey'le. Tabii. Antep'te olmak çok güzel. Evet. Yusuf Bey çok söyle. Teşekkür ediyorum. Yeni ürünümüzün lansmanıyla birlikte sayın müdürümüze teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ürün Türk çiftçisine kazandırdılar. Türkiye 130'dan fazla dünya ülkesine aynı zamanda bu ürün ihracatını yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ve Gaziantep'imizin el işçiliği, işte meşhur Bakır'ından Bilgin Traktör, Bilgin Grubu'nun size çok güzel bir çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Köy ederim. TV'ye de bu yayın için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, tabii Anadolu Gezginleri Fuar Özel devam ediyor. Tüm standları dolaşmaya da devam ediyoruz. İzlemeye devam edin diyoruz. Kozlu Yazı köyünden geliyoruz. Nereye bağlı? Şehit Kamil Gaziantep. Şehit Kamil Gaziantep. Evet. Durum hiç iyi değil şimdi. Mazot bahalı, gübre bahalı, hiç iyi değil yani. Ne olmalı sizce? Bize mazot düşmesi gerek yani. Hı-hı. Çiftçilik yaptığımıza göre. Yani mazot da düşmüyor. Tanıyabilir miyiz? Niyazi Tabur. Niyazi abi kaç tabur? Vallahi ikinci tabur mu? İkinci tabur mu? Evet. Nereden geliyorsun? Elbeyli Kılcan Köyü'nden. Kilis Elbeyli'den geliyorsun. Evet. Çok güzel. Nasıl buldun fuarı? Güzel abi. Bu kadar firma varken neden Bilgin Traktör New Holland? Vallahi ya
mavi boncuk satılıyor yani. Alırken de kazanıyoruz, satarken de kazanıyoruz. Milli ekonomi modelinin uygulanması lazım ki çiftçi daha güzel bir üretim yapsın, işine daha dört elle sarılsın, yaptığından bir zevk alsın. Ne olursa düzelir, yüzümüz güler. Milli ekonomi modeli uygulamalı. Yoksa fena, mavi boncuk alacak. Niye? Ben mavi boncuk severim. İzliyorsun beni. Hem de nasıl izliyorum, hiç bırakır mıyım abi ya? Köy TV, köyde hayat var diyor. Köyde hayat var abi. O kadar. Rahatsız olan gelsin köye. Köyde huzur var, yaşam var. Aa, görüyor musun? İlk defa gülen birini görüyorum. Yaşam var, seviyorum köyü ya. O kadar abi. Daireli apartmanlar versen gene gelmem ya. Huzurluyum. Çok güzel. Peki o kadar traktör firması varken neden mavi boncuk Bilgin Traktör? Neve mavi boncuk? Kaliteli, sağlam. Alırken kazanıyorsun. Her zaman beni sanayiye götürmüyor. Diyorsun. Evet. Gaziantep Fuar Özel Programımız devam ediyor ve yine Gaziantep'in köklü firmalarından Özmen Unda ve Erhan Bey ile birlikteyiz, yönetim kurulu başkanı. Tabii uzun süredir bir araya gelemiyorduk. Efendim öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar Gaziantep dinamizmi ölçeğinde devam ediyor. Evet, ya Gaziantep'in ayrı bir büyüsü var, ayrı bir enerjisi var. Evet. Ki sizler gibi değerli iş adamlarımız Gaziantep'in ruhunu hep canlı tutuyor. Yani dünyanın ticaret merkezi gibi olacak inşallah. Gaziantep'in son zamanlarda sanayi üretimi ihracatının ne kadar yükseldiğini görüyoruz. Hı-hı. Bugün içinde bulunduğu coğrafya Gaziantep'in, hı-hı, sınır komşularını, Mezopotamya komşularıyla olan sorunları kendi yarattığı fırsatlarla işte. Yani bir liman kenti değil, ya da daha rahat bir coğrafyada değil Gaziantep. Zorlu bir coğrafyada. Ancak buna rağmen Türkiye'de 5. büyük ihracat ili oldu, şehri oldu. Bu da neden? Her zorluktan bir fırsat yaratıyor. Evet, Gaziantep'li bunu çok iyi yapıyor. Kesinlikle yapıyor. Çünkü neden? Yani sorunlar bitmeyecek. Sorunlar her zaman olacak. Ekonomik sorunlar olacak, evrensel sorunlar olacak, yerel sorunlar olacak. Ama bu sorunlarda aşmak için önüne geliyor Gaziantep'linin. Durmak yok. Ayrıca Gaziantep sanayisi inovasyonu öğrendi. Ar-Ge'yi öğrendi. Bunu çok iyi yapıyor. Yani dünyayı küçültmek sanayicinin, ihracatçının kendi elinde. Yarattığında. Nasıl bir telefon, nasıl teknolojik bir şey, nasıl bir dünya markası olmuş bir ürün dünyanın her tarafında 8 milyar insan tarafından ilgiyle karşılanıyor. Nerede olsa aranıyor, bulunuluyor. Onun için bunu keşfetti Gaziantep sanayicisi. Bir de Gaziantep baştan beri de zorluklarla, söylediğiniz gibi, evet, kendi çaresini kendi ürettiği için her türlü zorluğa alışık zaten. Bu anlamda da dünyaya örnek oluyor. Evet. Ki sizin gibi girişimci, genç iş adamlarımızın sayesinde. Hani şimdi diyecekler Hüseyin Bey, Gaziantep'li işte memleketini çok övüyor. Hayır, ben hep söylüyorum, marka şehir ve markalar. İşte bu markaları yaratan iş adamlarımız, değerli abilerimiz. Çok sağ olun. Tabii dünyanın ekmeğini bir taraftan biz veriyoruz Gaziantep olarak. İşte Özmen Un veriyor. Efendim biraz firmamızdan bahsedebilir miyiz? Tabii, memnuniyetle. Şimdi Özmen Un 40 yıl aşkın bir markası Gaziantep'in. Tabii gününde mahalli markaydı. Sonra bölge markası oldu. Sonra Türkiye markası oldu. Ve şimdi dünya markası. Şimdi dünya markası hedefiyle yoluna devam ediyor. Çünkü dünya markası olmak için evrensel düşünmek gerek. Büyük düşündü. Yatırımlarını İsviçre'den yaptı, Almanya'dan yaptı. Dünyadaki en ileri teknolojileri kullandı. Ve en iyi teknolojileri Gaziantep'e getirdik. Yani bir liman şehrine götürmedik. Gaziantep'e getirdik. Çünkü burada sihirli bir bölge burası. Un üretim için, buğday üretim için.
Çünkü bura buğdayın keşfedildiği bir bölge. Yani. Tabii yani Göbekli Tepe, ki Arran. Urfa'daki Göbekli Tepe'de Arran, çok iyi anlaşılıyor. Ve güneşte pişen buğdaylar anlamında, yani eskiden hatırlarsın işte salçalar. Tabii hala köylerde şeyler, güneşte yapılıyor. Şimdi bizim buğdaylarımızda Temmuz ayı, Haziran ayı güneşin en kızgın, en yüksek olduğu seviyede pişen buğdaylar. Hemen doğal. Ve ata tohumları. Maraş Ovası, Çukurova, Harran Ovası, Mezopotamya Ovaları, Göbekli Tepe, Barak Ovası, Araban, Yavuzeli. Çok devasa bir buğday üretim üssü burası ve buğdaylar çok lezzetli. Buğdaylar çok çeşitli. Özellikle biz bunu bir fırsat olduğunu gördük ama bunu gördük. Dolayısıyla bunu tesisimizi burada bu buğdaylarla, ata tohumu buğdaylarla buluşturduk. Ve bu işletmede bunları boyoz böreğinden kruvasana kadar, mantıdan ekşi mayalı ekmeklere kadar, baklavalardan tulumba tatlılara kadar, halka tatlılardan yöresel kadayıflara kadar, irmik tatlılarından sonsuz üretimlere kadar dünyanın en yüksek çeşidini yapıyor Özmen'in. Ve bunların dışında da teknolojisinden dolayı artık birebir firmalara, markalara esnek unlar üretiyor. Kişisel markaya özel tasarımlar yapıyor. Unu tasarımı yapıyor. İşte siyah un, sarı un, beyaz un, bronz un, esmer un. Buğdayları katman katman ayırıyoruz. Katman katman tasnif ediyoruz. Baklavaya, böreğe, tatlıya, ekmeğe veya dünyanın unlu mamuller dünyasına hangi ülke ne istiyorsa, granül yapılarından enerjilerine, görsellerinden lezzetlerine, onun eline yakışmasına varana kadar her şeyi planlıyor Özmen'in. 20 tane mühendisimiz, 6 mühendisimiz Ar-Ge laboratuvarında ve iş durmadan bütün gözümüz Ar-Ge laboratuvarında, ürün geliştirmeden. Dolayısıyla Özmen'in bu düşünceyle dünyanın en iyi teknolojisini kurdu. Onun için bu düşünceyle de devam ediyor. Yıllık ne kadar ihracatımız var Türkiye'ye, katma değer olarak dönüyor? Türkiye'de tabii şu anda 20 milyon dolar gibi. 20 milyon dolar gibi ihracatımız var. Kaç ülkeye ihracat yapıyoruz? Şu anda 24 ülkeye. 24. Avustralya, evet. Avustralya'ya da, Amerika'ya da, Kanada'ya da. Şimdi diğer ülkelerde. Hedef? Hedef. Bunun sonu yok. Yani girişimcinin, sanayicinin sonu yok. Dünyanın ekmeğini biz vereceğiz diyoruz galiba. Unlu mamullerine. Unlu mamullerine. Yani sadece ekmek. Yani her tabii ülkenin, Avusturya'nın, Viyana'nın, biz çok iddialıyız. Viyana'da dünyanın en iyi kruvasanı Viyana'da yapılır. Dünyanın en iyi baget ekmeği Fransa'da yapılır. En iyi ekşi mayalı ekmekleri Almanya'da yapılır. Biz bunların ununu milim milim, santim santim en iyisini üreterek onlara teslim ediyoruz. Özmen'in ihtisasını yaptığı için bu işte artık yani Türkiye'nin tamamen unlu mamuller haritası çıkarıldı. Hangi köy, hangi kasaba, hangi bölge ne üretiyor, hangi unlu mamulleri yapıyor, bunların tık 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 unlarını teslim ediyor. Ama hedef dünya pazarları. Ki bu yolda da inşallah gideceğine inanıyorum. Yani mümkün, yani sen istiyorsan yani girişimcilik budur zaten. Evet. Girişimcilik durmamaktır. Bir iş adamı olarak siz tabii başta söylediniz, her türlü krize rağmen biz çalışıyoruz. Hiçbir zaman birilerinde bir şey beklemedik. Gaziantep'li olarak yolumuza devam ediyoruz dediniz ama hani genel anlamda bir sıkıntı var. Bu özellikle hani üretimden başlayalım. Çiftçimiz bu anlamda işte mazotun yüksek olması, öbür taraftan işte gübrenin yüksek olması haliyle maliyetler, girdiler, bunlar yükseliyor, işte ekmek fiyatları yükseliyor. Bu olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Geleceğe nasıl bakmalıyız? Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ya Türkiye'nin geleceğinde zerre kadar şüphem yok. Ya kimsenin şüphesi olmamalı. Ya kocaman bir devlet, kocaman bir ulus, yani dünyanın 16. büyük nüfusu, 16. büyük
yüz ölçümü, genç nüfusu, 18. büyük ekonomisi, 30 yaş ortalaması. Bu ülkenin geleceğinden zerre kadar şüphemiz olamaz. Oluyor olsak bu kadar heyecanla konuşamayız. Ki bu kadar yatırım yapmaz. Yani mümkün asla. Türkiye'mizin de geleceğine güveniyoruz. Şehirlerimizin de geleceklerine güveniyoruz. Ancak inandığımız bir şey var. Her şehrin girişimcisi kendi şehrinde kalmalı. Evet. Kendi şehrinde markalarını yaratmalı. Ki az önce söylediniz, biz bir liman şehrine de ya da farklı ekonomisi daha çok imkanları olan, sanayiciye imkan sunan yerlere de bu tesisleri, bu fabrikaları, bu yatırımları yapabilirdik ama evet, biz kendi memleketimize. Herkes kendi memleketini yapmalı, kendi memleketini marka yapmalı. Bu memleketler Türkiye markasını yaratmalı. Türkiye'yi dünya markası yapmalı. Dolayısıyla tarımda tabii bir takım verim sorunu yaşanıyor. Tabii bir takım memnuniyetsizlikler var. Kuraklıklar var özellikle son 2 yıldır. Ben de tam göbeğinde olduğum için bu işlerin 2 yıldır kuraklığın ciddi olumsuzluğunu yaşıyoruz. Bunlar aşılacak. Bu yıl kar da yağdı. Kar ayı, bereket ayı. Kesinlikle oradan bu sene müthiş beklentilerimiz var. Ancak tabii bazı yapısal aksaklıklar var tarımda. Yani arazi bölünmesini bir türlü tekrar arazi değil, miras sebebiyle bölünen arazileri tekrar böyle çok büyük ölçeklere taşıyamadık. Yani bir Ukrayna örneği, bir Rusya örneği, bir Kanada örneği, bir Avustralya örneği ya da Avrupa'daki örnekleri gibi böyle arazilerdeki sınırları kaldıramadık. Yani bu kalkmadan bir de bu ana konu bu. Yani gübre çözülür, öbürü çözülür, belki çözülür. Bunlar kendi elimizde. Bunu tedarik etmek, çözmek kolay. Ama sınırları fazlaca böldüğümüz zaman o zaman verimsizlik en büyük sorun haline geliyor. Tek bana göre en büyük handikap, en büyük yapısal sorun bu 50 dönüme düştü. 50 dekara düştü. Türkiye'de tarım arazisi büyüklüğü. Örnek işte Ukrayna 1300 dekar. Yani gittikçe çünkü Amerika'yı keşfettiler. Arazilerdeki sınırları kaldırdıkça verimleri patlattılar. Onlar bile hayal etmiyordu bu kadar hububat üreteceklerini, tahıl üreteceklerini, bu kadar ihracatçı ülke olacaklarını onlar da tahmin etmiyordu. Ama o işleri çözdüler, sınırları kaldırdılar. Herkes, çiftçimiz, herkes arazisinin miktarını bildi. Ama imec usulüyle, kooperatifleşme usulüyle çalışıldı. Arazi, toplam miktar içerisinden arazisine düşen miktarın en kaliteli, en yüksek verimde ve dünyayı en iyi şekilde pazarlanabilecek şekilde sistemlerle çok büyüttüler tarımlarını. Profesyonel bir tarım politikası izlenmesi gerekiyor. Evet. Yaparız, yaparız. Biz de yaparız. Kendi kendimize üretmeliyiz. Yaparız. Bunlar yani bir takım acılar çekilir. Bunlar güçlendirir. Ve tabii ki bu milletin efendisi olan köylüsü, çiftçisiyle birlikteyiz. Tarım Hinaloğlu, Kilis Elbeyli ilçesinin Karacılık köyü. Hemşerim benim. Eyvallah. Biliyor musun hemşer olduğunu? Belki de ince nereye geliyor akla? Hasenceli köyü. Eyvallah. Şaka yaptığımı düşünüyorum. Aynı köyü. Ama hemşeriyiz. Öncelikle üretici olarak halinizden memnunuz. Şu anda nasıl durumunuz? Yani genel baktığımızda yani fiyatlara, gübre fiyatlarına da iç açıcı bir durum yok. Aşırı yüksek. Yani girdi maliyetleri çok aşırı yüksek. Enerji yani. Yüksekleri. Yani. Maalesef enerji fiyatları ülkede artezyen koyularda su çıkarmamız girdilerimizi daha da arttırıyor. Onun için çözüm güneş enerji sistemleri, yenilenebilir enerji çeşitleri. Evet, bunu şu anda kullanıyor musunuz? Yok, kullanmıyorum ama bununla ilgili bir şeyim var. Bir projem var. İleride kullanmayı düşünüyorum. Yani bir sulama araziyi sulamayı düşünüyorum bununla ilgili. Evet, artık araştırma yapayım başına ilgili. Koyacağım diyorsun. Öyle mecburen. Neden Solarix'i tercih ettiniz peki? Bana sadece fiyatları gerçekten uygun geldi. Uygun geldi. Evet. Yani, bunun için diyorsun. Evet, fiyatlar uygun geldi. Zaten ekonomi devri. Yani tabii ki fiyat da önemli.
kalitesini falan da göreceğiz yani. Öyle diyor. İçin diyorsun. Evet, Solaris. Diyorsun. Siz neden tercih ettiniz? Ben dediğim gibi bir araştırma içindeyim. Daha önce arkadaşları da ben internetten takip ettim. Burada da onları gördüm. Gelip bir konuşmak istedim. Beraber yüzde bir değerlendirmek istedim. Özellikle yenilenebilir enerjinin, güneş enerji sistemlerinin bir çiftçi için önemi nedir? Biraz bahseder misiniz? Şimdi şöyle bakmamız lazım. Arazinin ne kadar geniş oluyorsa o kadar maliyeti, elektrik maliyeti yüksek oluyor. Bu da çiftçiye büyük bir meblağ katıyor. Bunun için eğer solar enerjiden faydalanılırsa elektrik faturasından tamamen kurtulmuş oluyor. 1,5 yılda, 2 yılda tamamıyla kendi kurduğu sistemi amorti ediyor ve ondan sonra çiftçimizin kara geçmiş oluyor. Bununla ilgili çiftçimiz için bir destek var mı? Hibe var mı? Evet, şu anda devletin desteklediği %50 çiftçimiz için sulama projesinde %50 hibe var. Diğer çiftçilerimizle de görüşmeye devam edelim. Köy TV izliyor musunuz efendim? Evet, izliyorum. Köy TV, köyde ne var? Hayat var diyor ve devam ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Bu milletin efendisi, köylüsüyle birlikteyiz. Evet. Nereden geliyoruz? Yavuz Eli Sarılar. Yavuz Eli'nde diyeyim Türk. Evet. Aynen. Sarılar'a yürek dolusu selam diyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim, önce çiftçi olarak, üretici olarak halinizden memnun musunuz? Hayatta memnun değilim. Hepsini saymaya gerek yok. Daha da bu iyi günümüz yani, bir de savaşımız çıktı. Kuyu sularımız hep yüksek maliyetlerle su çıkartabiliyoruz ve dolayısıyla evet, bu girdi olarak çiftçimize çok yansıyor. Onun için çözüm güneş evet, enerjisi sistemleri diyorsunuz. Aynen. Katılıyoruz. Biz de onun aynen için buraya geldik. Onun için evet geldik ama o da... 600 bin liralık faturamız 1400 lira gelince biz de artı dedik ki her ay kalkıp bazı 3-5 şirkete yedirmek dileğiyle kendimiz Allah'ın evet, güneşten aynen, faydalanalım için uzmanı olarak evet, hibe konusu var. Evet. Bu konuda çiftçimizi aydınlatır mısınız? İl Tarım Müdürlüğü hibe veriyor. 15 Mart'a kadar uzattılar. %50'ye kadar KDV hariç hibe veriyorlar. Nasıl abi? Bunu yapalım değil mi yenge? Yapalım yani. Yani çiftçi olarak yapalım. Çiftçi olarak yapalım evet. Bu sistemi kurduğumuzda evet, örnek veriyorum 50 milyara suluyordum. Kaç yılda amorti ediyor? Kaç yılda amorti eder? Vallahi en fazla 3 yılda amorti edersiniz. 3 olmasın 5 olsa. Ama artı bazı kurumlara bağımlılıktan tabii kurtulmak istiyorsunuz ki. Onun için solar enerji. Peki neden solar ise özellikle tercih ediyorsunuz? Vallahi soları çok duyduk. Artı özelliklerini öğrenmeye geldik. Evet. Yetkililerden bilgi alacağız inşallah. Evet. Reklamlarını Köy TV'den sen izledin. Köy TV'den. Evet, Köy TV'de gördün. Sizi de gördüm. Görüyorum. Yani bakıyoruz. Gerçekten bakıyoruz. Öyle. İnşallah sizi gördük diye söylemiyoruz. Alt dışında yani nerede? Şunu tebrik yurt ediyorum. Yurt değiliz. Soru dedi. Soru önceden verme yoktu dedi. Evet. Böyle olmalı. Yayın dedi böyle sizin olmalı kanalınız. Evet. Köy TV. Köyde ne var? Hayat var diyoruz. Aynen. Devam ediyoruz. Aynen. Gel yakışıklı buraya bakayım. Nasılsın? Sola yanıma kadar. İyi misin? Merhaba abim. Bir üretici olarak, çiftçi olarak halinizden memnun musunuz? Memnun değilim abi. Gübre ne? Abi gübre olmuş bu fiyat. Yani gübre başına almış gelmiş. Şey hayat ne? Millet ekonomi model abi. Diyorsun uygulanırsa? Güzel olur yani. Uygulanmazsa da hayat zordur. Fuar özel devam ediyor ve yine çiftçimizle, bu milletin efendisi köylümüzle birlikte olmaya devam ediyoruz. Tanıyabilir miyiz? İsmim Hamza, soyadım Çulcu. Bu TV izliyor musun? Evet, izliyorum. Sizi severek ve beğenerek izliyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür evet, ederiz. Çünkü sizlere layık olabiliyor muyuz? Hem de nasıl. Sizden aldığımız bilgilerle yani çok güzel bilgiler ediniyoruz. Evet. Gel bakayım yakışıklı gel. 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 Adın ne senin? Süleyman. Süleyman. Çok yakışıklısın adamım. Benim bir de Ali Bora var oğlum. Buradan ona selam gönderir misin? Ali Bora selamlar. Tamam, sen kaç yaşındasın? 6. O da 6. Vay. Çok güzel. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Köy TV. Köyde hayat var diyoruz. Aynen. Her zaman ve devam ediyoruz. İnşallah. Gaziantep Fuar Özel Programımız devam ediyor ve yine Gaziantep'in köklü firmalarından bir tanesi Solaris Yönetim Kurulu Başkanı Refik Çakmak Beyefendi ile birlikteyiz. Efendim öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, hoş geldiniz fuarımıza. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Bundan 2 yıl önce güzel bir program çekmiştik yine sizinle. Evet. Öncelikle efendim kendinizi, sonra Solaris'i bize biraz tanıtır mısınız? İsmim Refik Çakmak. 2012'den bugüne kadar solar sektöründe hizmet vermekteyiz.
Yaptığımız birçok güneş enerjisiyle ilgili birçok projelerimiz vardır. Tarımsal sulamalarda on-grid dediğimiz devletle mahsuplaşma veya ihtiyaç bazında satış durumlarındaki projelerde yapmış olduğumuz anahtar teslim projelerimiz mevcuttur. Sadece tabii ki Türkiye ve tabii Orta Doğu'da ve Afrika'ya yapmış olduğumuz satışlarımız var. Bağdat'ta en büyük projelerimizden bir tanesi stadyum. Bağdat Stadyumu'nun çatısını güneş panelleriyle yaptık. Off-grid diye adlandırdığımız bir sistem. Panel ve akülerden oluşan bir sistem. Başarılı bir şekilde yaptık, teslim ettik. Onun haricinde Türkiye'de yapmış olduğumuz yüzlerce ve binlerce diyebilirim off-grid ve on-grid anlamında projelerimiz mevcut. Hem toptan hem perekende hem de proje bazlı işlerimiz mevcut. İşletmemiz 2017'de evet, Gaziantep'te kuruldu. Evet, Gaziantep'ten başlayan bu serüven. Yok, aslında Gaziantep'ten başlayıp önce Antalya'da bir firmada çalıştık yıllarca. Onun akabinde Gaziantep'e tekrar şehrimize tekrar döndük. Bu dönüşle birlikte 2017'de kendi şirketimizi kuraraktan çok ciddi anlamda bir yol kat ettik. Bu hem Türkiye'de hem Afrika'da hem de Irak ve Suriye bölgesinde çok yani ciddi projelere imza attık. Orta Doğu'da efendim bakın Gaziantep'te başlıyor aslında şirket olarak. Doğru. Sizin daha önce meslek tecrübeniz ve tüm Orta Doğu'ya birçok ülkeye hizmet sundurur. Ki sadece tabii ki tarımsal sulamada değil her anlamda yatırımcı içinde çok ciddi projeleriniz var. Kesinlikle. Biz 2012-2013'lü yıllarda güneş enerjisini anlatmak için yıllarca yollarda gezdik ve sektörü, daha doğrusu güneş enerjisinin faydalarını anlatmak için geçtik. Geçti yıllarımız. Ama bugünkü geldiğimiz durumda hem elektriğe gelen zamlardan hem de akabinde yenilenebilir enerjinin artık ispatlandığı herkes tarafından, evet, bir güneş enerjisinin verimliliklerinden herkes haberdar ve akabinde Türkiye'ye çok ciddi anlamda bir yatırım geldi. Ve Türkiye'de diyebilirim ki artık neredeyse her ev kendi enerjisini üretmek için bir takım destekler veya işte kendi öz sermayeleriyle bankalardan çiftçilerimiz zirai kredilenme belgeleriyle uzun vadede 5 yıllık, 6 yıllık, 7 yıllık kredilerle destek aldı. Bir çiftçi tarlasına, daha doğrusu kuyusunun başına sulamak için bu sistemleri kurdurdu. Evet. Hangi aşamalardan geçiyor? Öncelikle güneş enerjisiyle ilgili almak istediği hibe için bir ÇKS belgesi dediğimiz çiftçi kayıt belgesinin olması gerekiyor. Kuyumuzun ruhsat olması gerekiyor. Ve Ziraat Bankası ile ilgili daha öncesinde geçmişinde bir probleminin olmaması lazım. Kredi alabilmek için. Evet. Bu şekilde olursa sıfır faizli. Sıfır faizli altını çiziyoruz. 5 yıllık ve 7 yıllık, yıllık ödemeli, 6 aylık ödemeli krediler imkanları var. Bu şekilde kredilendirilebiliyor. Bunun yanı sıra TKDK ve Tarım İl Müdürlüklerinin açmış oldukları zaman zaman hibe programları var. Bu hibe programlarına göre de %50 hibeler mevcut. Tabi bu sadece kuyusu olan değil, çiftliği olan, soğuk hava deposu olan, tarımla ilgili bir faaliyet kolu olan her türlü firma. Hayvancılık da tabii. Tabii bunun içerisinde hayvancılık da var. Bunlar da %50 hibelerden faydalanabiliyor. Çiftçimiz bizi aradığı andan itibaren bütün yetkileri alıyoruz. Yani anahtar teslim, müşterimizi yormadan bütün işlemleri, prosedürleri takip edebiliyoruz. Kaç yılda kendini amorti ediyor? İşte enerji giderleri, elektrik giderleri. Tabii, çok güzel. Kaç yılda kendini amorti ediyor? Garantisi var mı? Ya da çiftçi bunu nasıl kullanacak? Sonra bir vergisi falan bir şeyleri var yok mı? Yok, şöyle bu sistemimiz 4 yıl gibi bir sürede kendini amorti eder. Maksimum 4 yıl. Elektriğe gelen zamlarla da amortisman süresi her geçen gün düşer. Ömür olarak 10 yıl mekanik garantisi, 25 yıl performans garantisi, 50 yılda ömür öngörülüyor bu panellerimizde. Bunun dışında bakım gerektirmeyen, sadece camlarının yüzeylerinin temiz olması kafidir. Bunun haricinde bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü güzel bir yatırım. Fazlasını satabiliyor devlet. Yani devlet şunu söylüyor, sen diyor bir çiftliğin varsa, çiftliğini benden habersiz, kafana göre yaptıysan, kanuna, nizama, imar yok, iskan yok, ruhsat yok, ben buraya çatına güneş paneli kurmana müsaade etmiyorum. Ama tüm şartlar yerine getirdi. Hiçbir problem yok, devlet aksine bunun önünü açıyor, size kredi veriyor, size hibe veriyor, destek veriyor. Ve fazla elektriği de siz bana satın diyor.
Ben bunun her ay ödemesini yapayım. Vallahi böyle de güzel bir getirisi olan bir işimiz. Yani amacımız burada yatırımcımızı getiriden daha ziyade kendi ihtiyacı için kursun. Tüm Türkiye'deki bütün çiftçilerimiz, bütün çiftlik sahiplerimiz, herkes bu sistemden faydalansın. Elektrik parası ödemesini istiyoruz. Ya ama onun sonsuz enerjisi var. Kesinlikle, ama yatırım olaraktan düşünülen yatırımcılarımız var. Bunun ihtiyaç bazında satabilir. Bütçesi buna uygunsa ihtiyaç bazında satmanda bir engel yok. Dış cephe giydirmelerinden tutun apartman dairelerine kadar diyeceğim, ama apartmanlarda şöyle bir durum var. Apartmanın bina ortak kullanım alanları mülk sahiplerine, yani her dairenin orada hakkı vardır. Bu sebepten dolayı apartman dairelerinin çatısına yapılmaz. Apartmanlarda bina ortak kullanım alanı amaçlı. Ama müstakil evlerde? Müstakil evlerde, villalarda, dağ evleri, bağ evleri, elektriğin olduğu her yerde, projeli yapılmışsa her yeri güneş paneli kurabilirsin. Ülkenin öbür ucunda adam veya dediğiniz gibi Orta Doğu'da, evet, size nasıl ulaşacaklar, oralara hizmet sunabiliyor musunuz? Kesinlikle sunuyoruz. Türkiye ve dünyanın her tarafına biz hizmet götürebiliyoruz. İnternet sayfamızdan www. Ya da alttan geçen numaralardan kesinlikle arayın. Biz her türlü ihtiyacınıza karşı anlamında cevap veririz. Projelerinizi hazırlarız. Finansal ve projesel anlamda her türlü çözümün yanındayız. Sizinle beraber yol yürürüz. Yani burada da telefon numaramızdan bize ulaştığınızda kısa zamanda 24 saat içerisinde teklifinizi de projenizi neresinde olsa 24 saat içinde? 24 saat içerisinde. Kurulum süremiz maksimum bir haftadır. Bir hafta. Bir hafta küçük projeler için, büyük megawatt bazlı veya fabrika çatılarında tabi bu proje süreci vardır. Yaklaşık 3 ay içerisinde proje onaylanması, sürecinin yapılması ve kurulunması maksimum 3 aydır. Neresi olursa olsun. Bu büyük projeler. Tarımsal sulamalarda bir haftadır. Bir haftada. Bir haftada her şey biter. Harikasınız. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Köy TV izliyorsunuz. Tabii ki izliyoruz. Köy TV, köyde ne var? Hayat var diyoruz. Genel olarak memnun musunuz? Gerçekten. Mazot zamları falan, onlar bayağı bir son gelen zamlardan sonra. Çözüm ne? Çözüm milli ekonomi modeli uygulanmalı gerçekten. Evet, bu uygulanırsa diyorsun. Ya çiftçiye daha fazla destek olunmalı. Ya şey, mesela yatların yakıt fiyatı ne kadarsa çiftçiye mazot fiyatı da o kadar olmalı. Diyorsun. Evet, onu diyor. Son gelen elektrik zamlarından sonra insanların gerçekten ihtiyacı olan bir şey oldu, ama bir yandan da geç kalınmışlık oldu. O kadar. Keşke daha önce yaptırsın. Yani keşke daha önce yaptırsın. Neden Solaris'i tercih ediyorsun? Solaris şeyinde şu an burada pazarda öncü firmalardan biri. Ayrıca avantajları çok. Mesela ürünleri çok kaliteli. O yüzden Solaris'i tercih ediyoruz. Neden tercih ediyorsun? Biz de o yüzden tercih ediyoruz. Katılıyorum arkadaşlar. Köy TV izliyorsunuz. İzliyoruz tabii. Köyde ne var? Hayat var diyoruz. Köyde hayat var. Zaten köyde yaşıyoruz. Solar sistemini neden tercih ediyorsunuz? Tabii ki şimdi biz bu güneş enerjisini avantajlı olduğu için kurdurmak istiyoruz. Yoksa biz sulama yaptığımızda elektrikle yaptığımız için altından kalkamayız. Bunun için solar. Evet, giden sene 60 milyar ödediğim para bu sene 120 milyar olacak elektriğe. Ama bunu yaptırır isen 2-3 yılda kendini amorti edecek. Öyle olması gerekiyor, evet. Siz neden soları tercih ediyorsunuz? Beleş elektriğini kullanabilecek. Fazlasını bile devlete satın. Devlete satın. Kendimizi geçindirsin yeter zaten. Fazlasında bir işimiz yok. Olunca öyle bir sistem olursa biz fazlasını ne yapacağız? Devlete vereceğiz yani. Yani özelleşmeden sonra zaten elektrikler şey 4'e yükseldi. Bir de çiftçiye teşvik diyor artık. Bitmiş. Neden özellikle Solar X? Yani neden? Çünkü daha kaliteli. Evde kullandığımız en normal aldığım ampul bile Solar X, yani evde kullandım. O bile gecelerin sabaha kadar idare ediyor. İzliyor musunuz? Evet, izliyoruz. Köyde değil. Ne var? Hayat var diyoruz. Devam hayat ediyoruz. Var, geçmişimiz var. Peki köylü olarak şu anki halinizden memnun musunuz? Yok, memnun oluruz. Perişan durumdayız. Çözüm ne? Ne olmalı? Eğitim bir şey uygulansın diye. Modeli uygulansın. Modeli uygulansın diye. Sen ne diyorsun abi, çözüm sana göre? Vallahi hocam, milli ekonomi modeli uygulansın yani. Bu, yoksa? Yoksa sonumuz iyi değil yani. Bu nereye kadar böyle gidecek yani, bunun sonu yok. Solar'ın avantajları nedir? Yani solar'ın avantajları nedir? İşte elektriği bir nevi işte kendimiz üretip kendimiz yapacağız yani. Biz de sorduk soruşturduk yani, bize o markayı verdiler. Ondan biliyoruz. Başka fazla bildiğimiz bir şey yok. Evet. Arkadaşlar onu tavsiye etti. Nef Holding Bilgin Traktör sponsorluğunda fuar özel programımız reklamlardan sonra devam edecek. Sabah ayazında, öğlen sıcağında, yolda, arazide, tarlada, en zorlu koşullara, en çetin şartlara dört mevsim göğüs geren, fakat hiç yorulmayan,
İhtiyaç duyduğumuz anda bir dağ gibi arkamızda deliriveren babalarımızın gücünden ilham alarak yenilendik. Babalarımıza hediyemiz olsun. Yüzlerinde oluşan gururlu ve muzaffer gülümsemede payımız olduysa ne mutlu bize. Babadan oğula geçen o engin gücü hissetmek isteyen herkes için gönlümüzü koyarak tasarladık, titizlikle ürettik. New Holland hazırladığı Hüseyin Emri'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek. Barbaros Fırtına Çapa Makinesi. Benzin ve dizel yakıt seçenekli, ergonomik tasarımı ve eşsiz motor performansıyla zorlu arazileriniz için tasarlandı. Fırtına Çapa Makineleri. Yüksek verimin anahtarı. Barbaros Fırtına Motoru, çiftçinin eli, ayağı herkese tavsiye ederim. %100 milli, %100 yerli. Bayilikler verilmeye devam ediyor. Telefon 0368 718 3301. www.barbarosmotor.com. Barbaros Motor. Tarımdaki gücünüz. Barbaros Motor'un hazırladığı Hüseyin Emri'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Holland Bilgin Traktör sponsorluğunda fuar özel programımız reklamlardan sonra devam ediyor. Biçiyoruz, ne biçiyoruz? Valla buğday, arpa işte, nohut. Bizim buralarda ne olur? Kıraç memleket. Evet. Peki çiftçi halinde şu anda memnun? Hayır, memnun değiliz. Gübre almış başını gitmiş, mazot almış başını gitmiş. Zaten gidersen içine giremedik. Kuraklık oldu. Hele vallahi bir şey de. Giremedik yani, olmadı. Çözüm ne? Milli ekonomi uygulaması lazım. Mazotu bile düşmesi lazım. Çiftçi tarlaya varamıyor. Sarımsak, mısır, pamuk, buğday. Beyaz altın, sarımsak. Beyaz altın. Evet. Neden özellikle Erko Traktör? Erko Traktör'ün özelliklerinden birisi rahat olmasıdır. Özellikler mesela bir de aradığımız özellikler motorda mesela aradığım hava olsun, arkadaki körüklü kompresör olsun. Milli traktörümüz. Yani bir de yakıtı daha öbür traktöre göre daha azdır yani. Peki bayisinden memnunsunuz Alpar Sanatörü'nün? Bayiliğinden ya iyi yani, normal ilaçıyı değil. Yani sizi her konuda destekliyor mu? Destekliyor. Destekliyor yani, her destekler. Köy TV izliyorsunuz. Evet. İzliyoruz canım. Köyde. Zaman köylüyüz. Her zaman Köy TV'nin yanınızdayız. Köyde hayat var. Köyde hayat var. Bu sene biz böyle beklemiyorduk. Başa çok güzel geçti abi. Hem Urfa'da hem burada Antep, Gaziantep bölgemizde. Dağ köyleri olsun, barak tarafı olsun. Efendim tüm çiftçiler çok güzel geçti. Neden Erkut'u tercih ediyorsunuz? İyi tarafı dedikleri için yani, sağlam. Kendisi kullanmamışsın tabii ki. Milletin kullanıyor. Aynen. Milletin önerisi olarak var ya, tercih ediyor. Erkut güzeldir işte. Daha rahattır efendim, ne bileyim işte. Türk Yakut, malı. Yani. Öy TV. İzliyoruz. Köyde hayat var diyor. Evet. Devam ediyoruz. Çiftçi olarak halinizden memnun musunuz? Hayır. Sıkıntı ne? Evet, gübreyle akar yakıt. Ne olmalı? Çözüm mü? Ayrıca fıstıkların ilaçları da çok yüksek. Çözüm milli ekonomik uygulanırsa zaten çiftçiler ayağa kalkar. Evet. Dış bağımlılığımız biter. Devletimiz kazanır. Diyorsun. Evet. Köy TV izliyor musunuz? İzliyorum. Ben seni önceden de bilirim. Evet. Program yapardın. Eyvallah. Peki efendim, neden Erkut traktörü tercih ediyorsunuz? Eko traktör artık çiftçinin bir şeyi, olmazsa olmazı. Ne ekiyoruz, ne biçiyoruz? Valla pamuk mamukla işte, danacılıkla. Çalışıyor ama bir şey kazanmıyor. Bir şey kazanmıyor. Allah Allah. Vallahi. Ne olmalı, çözüm ne? Milli ekonomi modeli uygulansın. Çözüm diyorsun bu. Tabii çözümü budur ama çoğunun ekmeği kesilir bu. Ekonomi modeli olursa çoğunun ekmeği kesilir. Peki sen neden Erkut traktörü tercih ediyorsun? Vallahi Erkut'u neden tercih edeyim? Diğer yakıtı biraz, bir de bahçe tipleri güzel. Bahçeye iyi gelir.
Bundan dolayı yani. Alparslan hepsi gidi. Alparslan ticaretten memnunsun, Mesut, bayisinden, Mesut'tan memnunsun. Mesut baba gibi adamdır. Allah şimdi. Allah. Vallahi şimdi ne diyeyim. Köy TV izliyor muyuz? Köy TV izliyoruz. Önde nasıl? Ne var? Hayat var, hayat. Devam ediyoruz. Fuar özel programımız devam ediyor ve yine yanımızda bu milletin efendisi, köylüsü. Tanışabilir miyiz? Ben Mehmet Türkmen. Gübreler mavzu çok bağlandı. Ne olmalı? Çözüm ne? Milli ekonomik modeli uygulansın. Yoksa başka çaremiz yok. Yoktur vallahi. Peki, birçok traktör var. Neden özellikle Erkut Alparslan? Yakıtı daha az yani kullanmışlar. Dayanıklı. Çok memnun yani. Adamlar sorduk, dedik ki çok güzel. Yani. Çok güzel diyorsunuz. Ve yanımızda tanıyalım efendim. Merhabalar. Ben Mahmut Aslan. Fotoğrafçıyım ben. Öncelikle nesin abi? Fotoğrafçıyım ben. Biz öncelikle pazarda Erkut'un yani kayda değer bir öncü bir kuruluş olduğu için Erkut'u tercih ettik. Ayrıca düşük yakıt performansı bizi çok cezbetti. Hani çok cazip kaldı. Çünkü biliyorsunuz yakıtlar son zamlarla beraber 17 liraya yaklaştı. Hani bu yüzden Erkut dedik biz. Bayi'de memnun musunuz? Alparslan ticaret olarak bu 3. alışverişimiz oldu. Çok memnunuz. Evet, çok teşekkür ediyoruz hepsine ayrı ayrı. Başta Mesut Bey'e, Özlem Hanım olmak üzere. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz sizin sayenizde. Erkut genel olarak bizim için iyi bir firma. TV izliyoruz. Evet, izliyoruz. Köyde ne var? Hayat var diyoruz. Ne ekiyorsun, ne biçiyorsun? Tarla var mı? Tarla, bağ, bahçe, fıstık, zeytin, her şey var Allah'ım. Nasıl? Çiftçi olarak halinden memnun musun? Yok. Çalışmamdan, arazimden memnunum ama ortalıkta memnun değilim. Şu zamlar, son zamlar. Ne olursa çiftçinin, üreticinin yüzü. Ne olmalı? Dört başı bir şey olursa, her taraf birbirine sevinç içinde olursa benim de izin güler, senin de izin güler, devletin de izin güler. İlkler, çiftçi olarak ne üretiyorsunuz, ne ekiyorsunuz, ne biçiyorsunuz? Fıstık yapıyoruz biz gene. Sen abi? Aynen. Fıstık ekiyorsun. Halinizden memnun musunuz şu anda? Kim memnun ki halimizden? Kim memnun ki? Çözüm ne? Çözüm lehim bu böyle. Yani o uygulanmadıkça pillimiz bitiyor. Bence çözüm milli ekonomi modelinde. O uygulanırsa, üstadın milli ekonomi modeli uygulanırsa üreticinin de tüketicinin de yüzü güler. Yoksa halimiz perişan. Neden Erkut traktörü tercih ediyorsunuz? Kullanan memnun diye biz de tercih ettik, geldik. Sen abi neden? Aynen, Aysa gider. Kullananlar çok güzel diyorlar. Biz de geldik, bakıyoruz. Ana bayisinden Alparslan ticaretten memnun musunuz? Memnunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Köy TV izliyorsunuz değil mi? Evet. Köy TV köyde hayat var diyor. Devam ediyoruz. Özel programımız devam ediyor ve Erkut Traktörleri Alparslan Ticaret'te yönetim kurulu başkanı ile birlikteyiz. Genç kardeşimiz, abimiz, öyle diyelim. Tanışabilir miyiz efendim? Ben Mesut Alparslan, Gaziantep Erkut Traktörleri'nin bölge bayisiyiz. Evet. Aynı zamanda Şanlıurfa ve Kilis'te. Aynı zamanda bayisiyiz. Şanlıurfa evet. Ve Kilis. Evet, evet. Evet, öncelikle fuar nasıl gidiyor efendim? Fuarımız çok iyi gidiyor. Bugün 4. günü. Yıllardır fuara katılıyoruz. Bu bizim 6. yılımız, fuara katılışımız. Erkut Traktör'e Gaziantep bölgesinde her zaman yoğun bir ilgi var. Bölge birincisi, Türkiye birinciliği sizde. Evet. Bunu nasıl evet. Başardınız? Biz 7 yıldır Erkut Traktörlerinin bölge bayiliğini yapmaktayız Gaziantep'te. 7 yıla biz 6 yıl satış birincisi sayılırdık. 6 yıl Türkiye evet. Satış birincisi. Evet, 6 yıl üst üste Türkiye satış birincisiyiz. Yani yürekten kutluyorum. Evet, teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani bu ilgi neden, yani size neden bu ilgi? Bu ilgi neden? Öncelikle biz 1973 yılından bu yana traktör sektöründeyiz, tarım sektöründeyiz. Hı hı. Birinci kuşak dedemiz, ikinci kuşak babamız, biz üçüncü kuşak oluyoruz. Yani yılların verdiği bir özgeçmişe sahip olduğumuz için bölgede, Türkiye'de tanınan bir markayız, tanınan bir firmayız. Çiftçi de Erkut Traktörü 7 yıldır bayilini yapıyoruz. Çiftçi de kabullenmiş bölgede, seviyor. 6 yıldır da biz satış birincisi olarak devam etmekteyiz. Evet, Erkut Traktör'de şimdi ne gibi yenilikler var? Yeni ürünler neler? Erkut Traktör'de nasıl bir yenilik var? %100 yerli tasarım, yerli %100 bir... yerli. Evet, %100 yerli tasarım bir traktör ve %100 yerli bir motoru var. Son bir aydır hayatımıza girdi bu motor. Motor da sizde. Tabii ki yerli, %100 yerli motoru var Erkut Traktör'ün artık. Bu da Gaziantep'e ilk defa tarım fuarında burada sergilendi. İlk kez çiftçilerin beğenisine sunuldu. Şu anda burada 5 modelimiz var. Yerli motorla sergilenen Erkut Traktör.
traktör. Geleceği daha iyi görüyor musunuz bu anlamda? Geleceği iyi görüyoruz. Devletimizin yatırımları devam ederse, tarım sektörüne yönelik destekleri devam ederse, çiftçiye şu anda iyi destekler oluyor ve satışlarımızın daha çok artacağına da inanıyoruz. Evet, az önce söylediniz, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ana bayilikleri sizde. Evet. Alparslan ticaret olarak çiftçimize, bu milletin efendisi olan köylümüze ne gibi avantajlar, ne gibi yenilikler sunuyorsunuz, bekliyor ya da ne gibi yenilikler? Şimdi ben şöyle bahsetmek istiyorum. Biz Şanlıurfa'da son 3 yıldır bölge bayiliği yapmaktayız. 3 yıldır hayatımızda Şanlıurfa bölgesi. 3 yıllık geçmişimize rağmen Şanlıurfa'da şu an 12 marka içinde pazar ikincisiyiz resmi rakamlarda. Gaziantep'te de son 7 yıldır pazar lideri olarak satışlarımızı devam ettiriyoruz. Desteklerden bahsetmek olursa, Erkunt Traktör belli dönemlerde fiyat avantajlı oluyor. Örnek veriyorum, şu anda Gaziantep Tarım Fuarı'ndayız. Gaziantep Fuarı'nda meyveci bahçe tipi traktörlerimizde 20 bin, kabinli büyük modellerimizde, tarla modellerimizde 40 bin TL indirim yaparak geldik. Ve şu an fuarın 4. gününde olmamıza rağmen 50'ye yakın satışımız var. Maşallah. Evet. Bu fuarın da rekoru galiba. Ben öyle inanıyorum. Tabii ki herkesin yarın kendi kafasında sayıları var. Başka markalar farklı rakamlar telaffuz ediyor ama biz şu anda rekorun fuarda Erkunt Traktör'de olduğuna inanıyoruz. Biraz bu traktörlerin özelliklerinden bahsedecek olur isek, son zamanlarda özellikle yakıta gelen zamlar, halk ekonomiye kaçıyor. Az yakıt yakan traktör arıyor. Bu teknik konuda ne gibi bilgiler vereceksiniz? Erkunt Traktörlerin özelliklerinden bahsetmek gerekirse, Erkunt Traktör çiftçiye 3 yıl garanti veren tek marka. 3 yıl garanti. Evet, 3 yıl garanti veren tek markayız. Bunun dışında Erkunt Traktör rakiplerine karşı 700-800 kilo her zaman daha ağır. Ağır traktör çeker, patinaj yapmaz, lastiğin aşınmasını geciktirir. Ve ağır traktör gaza yüklenmediği için, onu çektiği için... Yakıt arttırmıyor mu ağırlık? Ağırlık arttırmıyor. Aslında bazı çiftçilerimiz yanlış biliyor. Ağır traktör her zaman çok çeker, patinaj yapmasını önler. Bu da yakıt ekonomisini sağlar. Peki bir de son zamanlarda pandemiden dolayı bazı firmalar işte üründe gecikmeler yaşattı, yedek parça vesaire. Bu anlamda Erkut'ta bir sorun yaşandı mı? Ya da bu anlamda çiftçimize nasıl bir hizmet verdi? İster istemez tüm markalarda bir gecikmeler oldu. Bize de yansıyan gecikmeler oldu ama biz var gücümüzle pandemi döneminde son 2 yıldır Erkunt Traktör Alparslan Ticaret olarak çiftçimizin yanında olduk ve elimizden geldiği kadar traktörü hızlı bir şekilde teslimatını yapıp çiftçinin yanında olduk, tarıma destek olduk. Biz Alparslan Ticaret olarak her zaman çiftçinin yanındayız ve bölgede de bu gayet iyi biliniyor. Çiftçinin yanında da olmaya devam edeceğiz bundan sonraki süreçlerde. Efendim, çiftçimizin elinde ikinci el farklı markalarda traktörler var. Örneğin traktörünü yenilemek istiyor. Bu konuda nasıl avantajlar sunuyorsunuz? Şimdi bizim takas desteğimiz var. Başka marka olur, kendi markamız içinde takaslar olur. Bunun dışında devlet destekli sübvansiyonlu kredilerimiz var. 5 yıla kadar kredi veriyoruz. Evet. Çiftçi bugün traktörünü aldığında ilk taksiti 1 yıl sonra başlıyor. Bu şekilde bizim avantajlarımız var. Çiftçimizin traktörü ne olursa olsun yenisiyle değiştiriyoruz. Takas seçeneklerimiz var. Alparslan Ticaret 1973'ten beri bölgede hakim bir firma. 1973'ten beri ayakta kalmak tabii ki çiftçimizin tercihi. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Çiftçi sizi neden tercih ediyor? Çiftçi bizi neden tercih ediyor? Birincisi, biz sizlerin de söylediği gibi 1973 yılından bu yana 49 yıllık bir geçmişimiz var. Babamız, dedemiz, babamız, biz 3. kuşağız. Alparslan Ticaret'ten bir çiftçimiz traktör aldığında, bir alışveriş yaptığında biliyor ki bu firmanın sözünde duracağını, çiftçiyi incitmeyeceğini, her zaman yanında olacağını. Traktör sektörü şöyle bir sektör, sattıktan sonra bir bayinin, satıcının işi bitmemeli. Ve sadece satışla değil, evet. Önemli olan asıl hizmet satıştan sonra başlıyor diyor. Evet, asıl destek önemli olan traktör satıldıktan sonra da çiftçinin yanında olabilmek. Traktörün çiftçinin yanında olabilmek. Biz garanti şartlarımızla, servis hizmetlerimizle çiftçinin her zaman 7/24 yanında oluyoruz. Bu arada yine Erkunt Traktör olarak çiftçimize yine sürprizleriniz var.
Evet. Bununla ilgili biraz bahsedebilir miyiz? Müthiş bir sürpriz var. Ben onu da buradan ilk defa bahsetmek istiyorum. Gaziantep merkezde biz şu an ikinci plazamızın inşaatına başladık. Bu yıl sonunda hayata geçecek. Bu yeni yerimizde satış, servis ve yedek parça hizmeti vereceğiz. Yani bir çiftçi geldiğinde hem traktörünü alacak, yedek parça ihtiyacı varsa yedek parçasını alacak ve servis hizmetinden faydalanacak. 3S dediğimiz sistemi biz burada aynı çatı altında toplayacağız. Yani müthiş bir şey. Evet, evet. İnşallah o açılışta da birlikte olacağız. Tüm Türkiye görecek. Efendim son olarak çiftçimize, üreticimize mesajınız var mı Gaziantep Tarım Fuarı'nda? Çiftçilerimizi fuar sonrası da plazalarımıza bekliyoruz. Bu kampanyamız kısa bir süreliğine de devam edecek fuardan sonra. Çünkü burada yarım kalan pazarlıklar var, gelen var, gelemeyen var pandemi şartlarından dolayı. Plazalarımızda da biz bu fiyat avantajlarını çiftçilerimize sunacağız. 3S plazalarımızdan bahsettik. Buranın avantajlarını biz çiftçilere yansıtıyoruz. Biz 3S plazaları kendimiz için değil, çiftçiler için yapıyoruz. Kuruyoruz. Burada pazar günü olsun, gece olsun, gündüz olsun, tarlada kalsın, dağda kalsın, traktöre kendi araçlarımızla, servislerimizle hizmet veriyoruz. Ya gece 2'de adam tarla tabii sürüyor. Ki, tabii ki. Sen alo dedi, traktörde bir şey oldu, yetişiyorsun. Evet. Evet, 7/24. Yetkili servislerimiz 7/24 çiftçilerimize hizmet veriyor. Çok güzel vallahi. Traktör alasım geldi abi. Tabii ki alırsanız sizlere de gerekeni yaparız. Son zamanlardaki doların inişi çıkışı, yani bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Bu anlamda çiftçi elini çabuk tutsun mu? İleride bir tekrar zam olabilir mi? Şöyle söyleyelim, fiyat artışları çok hızlı bir şekilde dünya genelinde var. Bu tabii ki enerji maliyetleri, gıdanın işte gıdanın fiyatlarının artması. Eğer ki çiftçimiz traktör almayı düşünüyorsa bence çok geciktirmesin. Çünkü gün ve gün fiyatlar sürekli artışta. Çünkü alan kazanıyor. Tabii ki alan kazanıyor. Her yıl son 2 yıldır %30-%40 bandında traktörlerin fiyatı artıyor. Köy TV izliyoruz. Tabii ki izliyoruz her zaman. Köyde hayat var diyoruz. Köyde hayat var. Efendim devam ediyoruz. Özel programımız devam ediyor ve Erkunt Traktörleri Müdüresi ile birlikteyiz. Efendim sizi tanıyabilir miyim? Özlem Gökşen ben. Alpaslan Grubun satış yetkilisiyim. Çok aynı güzel. Zamanda yöneticisiyim. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür efendim. Ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz öncelikle. Sefalar getirdiniz. Ne demek efendim? Bizim için şeref diyoruz. Efendim öncelikle genel anlamda fuarı bir değerlendirebilir miyiz? İlgi nasıl? Fuar katılım bu yıl olduğu gibi bayağı bir ilgi var. Çiftçilerimiz sağ olsunlar. Teşekkür ederiz her zaman onlara da buradan. Ayaklarına sağlık. Katılım fazla. Bu özellikle Erkut Traktör'e büyük bir ilgi var. Bu ilgiyi neye borçlusunuz? Akaryakıtın biraz tasarruflu olması. Akaryakıtta çiftçiler neye dikkat eder? Akaryakıta dikkat eder. Çünkü cebinden çok fazla akaryakıt masrafı çıkmasın ister. Bu konuda da Erkut akaryakıtta çok iyi. Genel anlamda baktığımız zaman teknik özellikleri olarak ve özellikle son teknoloji, yeni çıkan traktörlerin ne gibi özellikleri var? Biraz bunlardan bahsedebilirim. Uydu sistemli son çıkan. Uydu sistemli. Uydu sistemli. O nasıl aynen. oluyor? Yani uydu vericisi var üzerinde. Yani makinenizin nerede olduğunu, çalınma esnasında, herhangi başına bir olay geldiğinde takip edebiliyorlar müşterilerimiz. Evet, başka? Yeni serilerimiz. Lastmanımızın yeni açılışını yaptık zaten onların. Bunların dışında bahçe ve tarlaya ayrılan gruplarımız vardır. Bahçe serilerimizde de yine 60 beygirden, 50 beygirden tutun 70 beygir devam eden bir serimiz vardır. Tarlalarda aynı şekildedir. Platformlu ve klima kabinli diye geçer zaten. Burada da yine bu şekilde serilerimiz devam etmektedir. Peki çiftçimize ne gibi son zamanlarda avantajlar, kampanyalar var? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Biz Alpaslan Grup olarak tabii ki çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Gerek kredi sistemi olarak, gerek satış konusunda, gerek rakam konusunda elimizden geleni yapmaktayız. Köy TV izliyor muyuz efendim? Tabii ki izliyoruz. Köy TV, köyde ne var? Hayat var diyoruz. Fuar özel programımız Erkunt Traktör'de devam ediyor ve finans müdürümüzle birlikteyiz. Tanışabilir miyiz efendim öncelikle? Adım Ahmet Beyazkurt, Alpaslan Grup finans müdürüyüm. Öncelikle standımıza ziyaret ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Köy TV. Sizleri aramızda görmek çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Köy TV sizlerin kanalı diyoruz. Teşekkür ederim. Efendim tabii finans deyince şu anda ekonomik şartlar ortada. Evet. İşte bir tarafta kriz ortada. Genel anlamda öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz
Yani pazarda çok büyük bir düşüş olmadı. Hı hı. Çünkü artan nüfusa bağlı olarak biliyorsunuz yani bugün tarım deyince aklımıza ilk gelen şey temel gıda maddesi. Ki pandemiden sonra bunun önemi çok daha arttı. Yani pazar gittikçe büyüyor. Büyüyen bir pazar var. Çünkü nüfus çoğalıyor. Nüfus çoğaldığı zaman ister istemez insanların tüketimi çoğalıyor. Bu da tarımı daha önemli bir hale getiriyor. Yeryüzündeki tarlalar çoğalmadığı zaman ne olacak? Üretime insanlar daha çok yönelecek. Tarım aletleri daha çok önem kazanacak. Traktörler daha önem kazanacak. Yani özellikle diyorsunuz pandemiden sonra tarımın, üretimin önemi çok daha arttı. Onun için üretene, üreticiye tam destek vermemiz gerekiyor. Tabii ki. Milli ekonomi modelinde olduğu gibi. Aynen öyle. Peki şimdi Erkot olarak ne gibi avantajlar sunuyorsunuz çiftçimize? Çiftçilerimize ne gibi kampanyalar var? Fuara özel fiyatlarımız mevcut. Aynı zamanda Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırıyoruz. Çiftçilerimize yine özel traktör ve tarım ekipmanlarına Ziraat Bankası'nın uygulamış olduğu sübvansiyon var. Gelen faizin %50'sini devlet karşılıyor. Ayrıca traktörümüz Ankara'da üretiliyor. Yerli bir marka. %100 yerli diyorsun. Yerli marka olduğu için yerli malı belgesi var. Ziraat Bankası bunun için ayrıca indirim uyguluyor. Biz tüm çiftçilerimizi bu kampanyalardan, bu oranlardan yararlanması için firmamızı bekliyoruz, plazalarımızı bekliyoruz. Gerek Gaziantep'te, gerek Nizip'te, gerek Şanlıurfa'da plazalarımız mevcut. Gelsinler buyursunlar, çayımızı kahvemizi içelim, yemeğimizi yiyelim, konuşalım kendilerine. Her türlü kampanya, ne gibi indirimler varsa anlatalım. Köy TV, köyde ne var? Hayat var. Trabzon'dan geldik. Trabzon. Evet. Adamların harman olduğu yer diyoruz. Elbette. Değil mi? Oradan geldik işte fuara. Nasıl buldunuz fuarı? Vallahi fuar çok güzel. Yani Antep halkı fuara ilgisi var. Gaziantep'e gıda diyeceksin abi. Ya vallahi bir gıda. Ye diyeceksin. Bir peynir, bir de tatlı. İkisine muazzam derecede ilgi var. Bu peynirlerimiz, keçi peynirlerimiz, zeytinimiz, helvamız, çayımız. Ki genel anlamda milletin alım gücü nasıl, fiyatlar yani, nasıl? Şöyle fiyatlar yüksek. Yani son zamlardan sonra cidden yüksek. Yani dedim böyle 10 liralık, 20 lira, 30 lira. Hani millet artık öyle almaya başladı. Önceden kilo kilo, 2 kilo, 3 kilo yokken şimdi 20-30 liraya düştü. Düştü diyorsun. Yani ister istemez fiyatlar pahalılaştığı için. Yani keşke ucuz olsa da biz daha çok ne versin. Olacak? Ne olacak? Çözüm ne? Milli ekonomi modeli uygulanırsa. Alıcının da, üreticinin de yüzü güler diyorsun. İnşallah. Abi sizin tereyağını yiyen ne yapıyormuş biliyor musun? Ne yapıyormuş abi? Buradan Akçaabat'a kadar tek ayak üstüne koşuyormuş. Doğru söyledin, onu doğru söyledin. Çok teşekkür ediyorum. Anadolu gezginleri devam ediyor. Kolay gelsin abim, sağ olasın. Gaziantep'in delisini arıyorum, tanıdın mı? Ya Gaziantep'te deli her adım attıkça bir de ne var? Ben de Türkiye'nin delisiyim. Evet. Beni tanıyor musun? Ya tanırım ya. Nereden tanıyorsun? Televizyondan. Gaziantep'in delisiyim. İşte tamam, ben de aynı. Köy TV izliyorsun değil mi? Evet. Puan verelim 10 üzerinden. 5. Köylü halinden memnunum. Çok memnun. Çok memnun. Evet. Aşırı memnun. Ben şahsıma söyleyeyim, ben aşırı memnunum. Allah Allah. Rahatlık var. Hiç birbirine sıkıntı yok. Allah. Kazanç yerinde. Allah Allah. Vallahi. Hiç gübre, mazot etkilemedi. Zam var, hız gelir, tırıs gider. Sen onu geç. Bizi etkilemez de bizi etkiler. Sen memnun. Bize sen mazot dışarıdan geliyor. Yok abi. Ben memnun değilim abi. Senin sıkıntıların neler? Vallahi benim sıkıntım traktörüm yok. Alamayayım. 34 tarlam var. Tüm ne çözüm? Ne olmalı? Mazot ucuzlamalı, gübre ucuzlamalı. Evet. Bunlar daha gerçekten daha ucuzlamalı yani mazot, gübre. Bu konuda gerçekten pahalı, çok pahalı. Köy TV izliyorsunuz değil mi? Teşekkür evet. Ederim. Tabii her zaman. Köy TV, köyde ne var? Hayat var. Hayat burada. Var. Devam ediyoruz. Sizler için fuar özel programımız devam ediyor. Ve yine yanımızda çok değerli bir iş adamımız var. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Halit Tabur. Halit abi nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Çok iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Efendim fuar nasıl geçiyor? İlgi fuar, nasıl? Fuar çok iyi, çok yoğun. Çok iyi, çok yoğun diyorsun. Evet, evet. Efendim biraz firmanızdan bahseder misiniz? Firmamız 12 dönüm alanda kurulu.
24 saatte 90 ton civarında buğul üretimi yapıyoruz. Bunlardan çıkan ham maddeleri de yem olarak yem fabrikası kurduk yanına. Yem hem olarak bulgur fabrikası hem yem fabrikası. Evet. Bunun ham maddelerinden, kependen, unundan, kırık buğdasından yem yapıyoruz. Şimdi bulgur çeşidi kaç çeşit bulgurunuz var? Bulgur, bir köftelik bulgur var, orta kırım bulgur var, iri kırım bulgur var. Bunun yanında seferkite var, Irak'a satışımız yoğunlukta. Evet, onları soracağım. Bu bulgurların tamamen buğdaylar, daha doğrusu doğal, organik, yöreden yetişen bulgurlar değil mi? Bizim çalıştığımız Güneydoğu'nun durum buğdaylar, makarnalık buğdayından. Güneydoğu'nun Mardin bölgelerinde, Biranşehir, Kızıltepe, o tarafı, Antep bölgesindeki birinci sınıf baklavalık buğdaylardan üretim yapıyor. Evet, evet. Köftelik olsun, pilavlık olsun. Evet. Peki bu ürünü tüm Güneydoğu bölgesine, onun dışında nerelere veriyorsunuz? İhracat var mı? Bulgurumuz ağırlıklı ihracat. Nerelere ihraç ediyoruz? Ağırlıklı Irak, Rusya, Azerbaycan, Ürdün, Avrupa ülkeleri. İç piyasamız Avrupa'ya bile bulguru biz yediriyoruz. Evet, evet, evet. Günlük kaç ton kapasite? 90 ton günlük bulgur imalatımız var. Peki aylık ortalama ihracat rakamımız nedir? Aylık ortalama 750 ton civarında yurt dışına gönderiyoruz. Dolayısıyla ülkemize ciddi anlamda evet, evet, döviz gelişi oluyor, evet, katkı evet oluyor. Ve aynı zamanda yem fabrikanız var. Evet, evet. Yem fabrikanızdan biraz bahsedelim. Yemimizde günlük iki araba çıkar. İki araba dediğimiz? İki tır, yani 50 ton. 50 ton 60 günlük ton civarında yemimiz çıkar. Bunun yanında biz arpayı fileke yapıyoruz. Arpayı buhardan pişiriyoruz. Ondan sonra kurutuyoruz. Bizdeki özellik şeyi kaynatıyoruz buhardan arpayı. Ondan sonra fileke haline getiriyoruz. Aynı şartta mısırı da öyle yapıyoruz. Yemi öyle üretiyorsunuz. Evet, evet. Farkı buhardan mı oluyor? Buhardan. Bu nişastası dışarı çıkıyor. Hayvan dışkısına çıkmıyor bu verdiğimiz ürünler. Allah. Silindirme şeyi kolaylaştırıyor hayvan. Kolaylaştırıyor. Evet, ete evet veriyor, süte veriyor. Evet, evet. Peki evet, kaç çeşit yeminiz var? Yemi şu anda 4 çeşit yemimiz var. Besi yemi var, süt yemi var. Hani büyük baş, var, küçük baş. Evet, evet. Yine kanatlı grubu var mı? Evet, evet. Kanatlı grubu da var. Kanatlı grubu da evet, var. Evet. Peki halkın alım gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Fuardaki ilgiyi biraz değerlendirelim. Hani piyasanın şartları sizi ne kadar etkiledi? Vallahi fuarda yemden çok randıman aldık. Zaten burgulu yurt dışına verdiğim için pek burgulda şey ettiğimiz yok. Burgulda sıkıntımız yok. Yemi de tanıtıyoruz. Hani son zamanlarda yeme gelen zamlar falan çok yüksek. Çok yüksek. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne olmalı? Çok yüksek. Vallahi bu şartlardan yani hayvan besleyen arkadaşlar zararda. Uğuz elinde, Barak Ovası'nda böyle firmanın oluşu bizi gerçekten de mutlu etti. Çok teşekkür olun, ediyorum. Teşekkür Köy TV izliyorsunuz değil mi efendim? Evet, evet, evet. Köyde hayat var diyoruz ve devam ediyoruz. Gaziantep Fuar Özel Programımız devam ediyor ve Tabursan Grubun efendim müdüresiyle birlikteyiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Fatma Tabur ismim, ziraat mühendisiyim. Çok güzel, aynı zamanda ziraat mühendisiyim. Aynen öyle, kendi üretimimizden sorumluyum. Tamam, bir aile şirketi. Tabii, Akdeniz Üniversitesi mezunuyum. Tarla bitkilerinden sorumluyum. Çok güzel. Daha önce bankacıydım aslında. Daha sonra böyle yem işine girince ben. Öyle mi? Evet. Bankacılıktan? Bankacılıktan. İş insanlığı, modern artık iş kadını ya da iş adamı demiyoruz. İş insanlığı. Aynen öyle. Çok güzel. Çiftçilerimize daha faydalı olabilmek için yani bankacılığı bıraktım. Hem de kendi firmamız, kendi üretimimiz. Bir yani, de seviyorum ben bu şeyi. Hani çiftçilere doğal ürün sunabilmeyi, hayvancılığı çok seviyorum. Ya ben hep söylerim ya yaptığın işi seveceksin. Aynen öyle. Ya sevdiğin işi yapacaksın ya da yapma. Aynen öyle. Ama ben bu işi seviyorum, yapıyorum diyorsun. Evet. Bankadan, paradan bıktım diyorsun. Boyanık
kağıdı. O evet. Boyalı kağıdı. Bir de zaten çiftçi kökenli olduğumuz için çok yakınız yani. Biz aileden yani çiftçiyiz. Kendileri bir ağa kızı oluyorlar. Dolayısıyla her zaman da üretinin, üreticinin, üretenin yanındayım diyoruz. Kesinlikle. Çok güzel. Evet, az önce babanız bulgurdan bahsetti. Hı hı. Dünyanın birçok ülkesine ihracat. Evet. Orta Doğu, Avrupa. Yani Orta Doğu'ya ve Avrupa'yı biz doyuruyoruz diyorsunuz. Yani hakikaten öyle. Bulgur zaten temel ihtiyaç. Evet. Ekmektir. Yani bulgur olmasa. Pandemi oldu. Yani ne yaptık? Hepimiz evde ekmek yaptık değil mi? O kadar sağlıklı ki. Kesinlikle. Ne pirinç gibi ne öyle GDO, MDO yok. Hayır, tamamen kesinlikle. Doğal. Kesinlikle aynen öyle. Lif oranı çok yüksek. Hani diyet miyet yapıyorsunuz ya. Ama inanın bulgur çok sağlıklı. Kesinlikle. Zaten bulgur üretiminin yanında mesela buğday alıyoruz, bulgur olarak işliyoruz. Yan kalan organik ürünleriyle de yem yapıyoruz. Yani hani onu da değerlendiriyoruz. Bir buğday giriyor ama bulgur oluyor, yem oluyor. İnsanlara ve hayvanlara yarayışlı olmaya çalışıyoruz. Yani hem insanları doyuruyoruz hem hayvanları doyuruyoruz. Evet. İyi de yapıyorsunuz çünkü sağlıklı yapıyorsunuz. Tabii organik. Evet. Hayvanlar için de organik. Mesela birçok kimyasal evet, yemler oraya oluyor. Geleceğim. Evet. Birçok kimyasal yemler oluyor ama biz bunu organik yapıyoruz. Nedir? Buğday tanesinden çıkan bulgur. İşte ben ona geleceğim. Evet. Hani insanoğlu için organik, doğal ya da işte GDO'lu falan filan var. Hı-hı. Hayvanlar için de bu çok fazla katkı kesinlikle. Maddesi olan, evet. İçine kimyasal karıştıranlar. Hı-hı. Yani organik ya da doğal bir hayvan yemini nasıl anlayacağız ya da nasıl olması gerekiyor? Yani biz doğal olarak mesela buğdayın sonrasında çıkan hani dedim ya size bulgur olduktan sonraki süreçteki evet. Atık maddeler demek istemiyorum kepek. Aslında da ona kepek, vesaire. Bulgur unu bunlar çok yarayışlı süt ve et verimini arttırıyor. Biz bunun yanı sıra dışarıdan mısır ve arpa da alıp içine hani kırıp koyuyoruz, karma yem yapıyoruz. Hı. Öyle diyeyim. İşte ayçiçek çekirdeği, mısır, arpa, bulgur unu, kepek bunları hep kattığımız zaman hayvanı dirençli tutuyor. Tokluk hissi veriyor. Şimdi kaç çeşit yem çeşidiniz var? Az önce babanız kısaca bahsetti ama. Hı hı. Biraz bunlara değinelim. Şöyle anlatayım ben size. Büyükbaş, küçükbaş, bir de kanatlı olaraktan yem çeşitlerimiz var bizim. Büyükbaşta az önce bahsettiğim karma yemimiz, arpa filekemiz var. Arpa filekesi? Evet, arpa filekeyi anlatacağım şimdi. Filake falan diyoruz ya. Gibi. Aynen öyle. Şimdi göstereceğim zaten size. Anlatacağım da. Kanatlı olarak da civciv ve yumurta yemimiz var. Mesela civciv ve yumurta yemi şöyle hazırı var aslında ama biz onu da doğal yapıyoruz. Mısırı aldığımızı söylemiştim az önce. O mısırı kırarak küçük taneler halinde yaparak yani yumurtada birazcık daha küçük oluyor civcive göre. Yumurta yapıcı özelliğini kazanması için. Nişastası falan hani yumurta yapıcı özelliğini arttırıyor. Civcivde de bir tık daha büyüğünü yapıyoruz. Hani civcivler bir tık daha büyük olduğu için. Büyükbaşa geçecek olursa özellikle ben zarpa filekeden bahsetmek istiyorum. Yani bu bizim favori ürünümüz aslında. Güzel de tutuldu. Güneydoğu'da hani çok yaygın değildi ama biz bunu sanırım ön yargıyı kırmak üzereyiz. Göstereyim hatta size. Göstereyim. Şöyle bir yakından alabilirim. Bu hayvanlar için mi? Benim yiyesim yedi mi? Bu zaten hani bizim cipsimize benziyor. Ya, hakikaten yani. Evet, cips tadında. Hani yulaflı ekmek, yulaf, mulaf bir şeyler diyoruz ya. Hatta benim eşim geliyor fabrikaya bunlardan yiyor. Çok güzel tadı diyor. Hadi ya. Sıcak sıcak. O da be. Sıcak sıcak. Ya mesela normal diri arpa hayvanı hazımsızlık yaparken bu sindirimi kolaylaştırıyor. Bir de şeyle karıştırıyorlar bunu. Arpanın kırmasıyla. O arpayı ezerek, bu arpanın pişirilerek. Nasıl biz hani bulguru pişiyor bize tokluk hissi veriyorsa da hayvanda da arpa bu şekilde etkili. Ya dolayısıyla doğal beslenen hayvanların eti de doğal oluyor. Hı hı. Sütü de doğal oluyor. Aynen. Çiftliklere yoğun talep var. Özellikle bu fuar döneminde. Hı hı. Çok çok kişi memnun kaldı. Hatta ben şey diyorum. Alın götürün, bir deneyin. Eğer beğenmezseniz geri getirin. Hani o bir kadar deneyin. İddialısınız. Kesinlikle. Üreticimiz dertli, tüketicimiz dertli. Hı hı. Yem pahalı diyorlar. Kesinlikle çok pahalı. Ne olma, neden pahalı? Size soralım. Çok pahalı. Neden? Çünkü bunların imal yani ana maddeleri de çok pahalı. Ham maddeleri çok pahalı. O yönden ister istemez yani çok kar payı konulmaması gereken bir mevzu. Çünkü ne oluyor? Etimiz gidiyor, sütümüz gidiyor. Yani bir nevi bunun şeyi bize yansıyor. Birçok kişi çiftçiliği bıraktı. Genel olarak fuarı nasıl değerlendiriyorsun? Fuar çok hareketli.
Bugün ikinci günündeyiz, hareketli. Ve bizim özellikle yem tarafına çok yoğun talep var. İnsanlar yeni bir şeyle karşılaştıkları için çok şaşırıyorlar. Sen de benim gibi bulgurcusun galiba. Esnafız biz de. Esnafsın. Eski ekmekçiyiz. Özellikle bulgur ne kadar sağlıklı değil mi? Çok sağlıklı. Yani ben bulgura bayılıyorum. Tabii. Hele et tabii. Haşlamayla. Tabii. Pirinçler çok daha iyi abi, bence. Pirinç ne ya? Bence de. G doğulu, M doğulu. Evet. Şimdi pirinççiler bana kızacak. Yok yok. Köylünün aslında en güzel yemeği. Oo, bir de tavukluna geldi mi? Köy tavuğu. Abi, abi nereden geliyorsun? Ben Antep'teyim abi. Neresinden? İçindeyim. Hoşgörden. Ha Hoşgörden'sin. Bursa'nın çok kaliteli ürünleri var. Allah Allah. Bazıları böyle şişer şey gibi olur. Tam bulgur diyorsun bak. İşte evet. Pilavlık. Allah Allah. Hani pilav. Pirinç diyorlar ya. Ya aynen, pirinç. Aynen. Hani aynen. Eskide bir laf vardı. Evet. Pirince giderken bulgurdan olmayalım. Evet. O pirinç gitti efendim. Gitti, bulgura sahip çıkın. Evet. Aynen. İşte aynen. Gerçek bulgur. Garibanın en güzel yemeği zaten. Abi şimdi Gariban sosyete ineceği ya. Şimdi burada 9 lira veriyorlar bence 15-20 milyona markette. Asıl konu ne biliyor musun? Antep'in delisi kim? Valla delisi de yine de ablam ben. Akıllısı kim abi? Hepsi, hepsi akıllı. De millettir. Anadolu gezginleri devam ediyor. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. İftçi olarak, bir üretici olarak halinizden memnunuz. Çok da memnun değiliz. Ne olmalı? Girdiler yüksek, mazot bağlı, ilaç bağlı, gübre bağlı. Çözüm ne? Çözüm. Çözüm ile ekonomi modeli. Çözüm diyor. Çözüm bu. Yoksa? Yoksa tarım gittikçe biter. Mazot olsun, gübre olsun, bu tür girdilerin yüksek olması bizim hem gübreyi kullanmamızı engelliyor hem de ürünlerimizi onun için veriminin düşmesine sebep. Çözüm ne? Çözüm milli ekonomi modeli. Liderimizin uyguladığı politikayı uygulamış olsak bugün ülkemiz çok daha farklı konumlarda olurdu. Tabustan grubu nasıl tanıyorsunuz? İyi bir firmadır, kaliteli bir firmadır. Ürünleri güzeldir. Avukatlık yapıyorum ayrıca. Ayrıca da çiftçiyiz tabii. Benim kızım da avukat. Tan ismimde. Ben de çok memnun oldum. Ne üretiyoruz? Antep fıstığı üzerine. Peki siz halinizden memnunsunuz? Yani çok şükür. Tabii daha iyi olabilir mi? Daha iyi olabilir. Ne? Ya çözüm tabii milli ekonomi modeli ama bu millinin de içini doldurmak lazım. Evet. İçini doldurmamız lazım. Ne kadar? Yani üretim çok önemli bir şey. Üretim olmadan olmuyor. Tabii ki Gaziantep Tarım Özel Programımız devam ediyor ve yanımızda yine Gaziantep'li Barak'ın ağası var. Estağfurullah. Efendim tanıyabilir miyiz? İsa Bozdoğan ben. Gaziantep'in Oğuz ilçesine bağlı Duru köyündenim. Çiftçilik yapıyorum. Ama şikayetimiz çok. Bunları sizlerin aracılığıyla yaparken fıstık üzerine değil mi genelde? Bütün tarım ürünleri. Aa dedik boşuna demedik var. Yani değil mi? Şimdi gelelim asıl bu milletin efendisi köylüsü halinden memnun mu? Efendisi dilde söyleni uygulama yoktur. Halinde efendilikten hiç ben, çıktı köylüye doğru gidiyor yoktur, diyorsun. Yoktur maalesef. Girdilerimiz çok pahalı. Sizin de bildiğiniz gibi tarım ürünlerinin %80'si yurt dışı pahalımız var. Yani bizim bir Barak Ovası varken, bir Haran Ovası varken, Konya Ovası varken, Çukurova varken bunlara niye destek verilmiyor? Verilmediği gibi de çiftçiden dalga geçmiş gibi her şeyin iyi olduğu söyleniyor. Kesinlikle iyi değil. Mazot 15 bin lira olmuş. Benim bildiğim bölgemizde çok çiftçi ürününü ekemedi. Kefirliklerle kooperatiflerden, bankalardan birbirine kefil olarak mazot alıyor. Gübre alıyor. Şu gübre de durdu. Kimya gübre bitti. Çiftçiye sahip çıkılacak. Yoksa Türkiye'yi çok kötü günler bekliyor. Bir saman bile bize ithalat yapıyorsa bu iş bitmiş deteye gerek yok. Sizi çok eski yıllardan tanırız. Allah razı olsun. İnşallah sizlere layık olabiliyoruzdur. Evet, estağfurullah başlayacaksınız. Evet. Yani biz sizden memnunuz. Allah razı olsun. Köylü olarak yani ben bu sene arpayı gübresiz ektim. Arpayı gübresiz ektim. Ne olacak evet. Sonuç? Yani sonuç verim düşüklüğü. Dönüm başına 500 ise? Yani 150. 100-150 gelecek. Arazimiz Bakan Bey bize dedi ki boş saksıda toprağınız da varsa ekin dedi. Biz ektik toprağımız ama bize devletten hiçbir destek yok. Çözüm ne? Çözüm. Herkes artık çözüm var. Milli ekonomi. Haydar Boş Hoca'nın ekonomi modelini uygulayacak. Yoksa? Yoksa çiftçi. Bu yıl son yılımız bizim. Çiftçi köyde ne var? Hayat var diyoruz. Çiftçi, üretici halinden memnun mu? Üretim satamıyor. Neredeyse bitti diye yani üretim kalmadı. Satamıyorsun bence mi?
kazandığını satamıyorsunuz. Çözüm ne? Çözüm milli ekonomi. Modeli. Uygulanacak. Uygulanacak ve takipçi olunacak yani. Uygulanıp uygulanmadığı da takip edilmesi lazım. Tabii bunu lafta değil. Tabii uygulamalı. Özde bunu yapmak tabii, gerekiyor. Tabii. Bir de bizim tabii barak bölgesi dediğimiz 30 bin dönümün üzerinde yerimiz var. Ama yanı başımıza da biliyorsunuz Fırat akıyor. Ama biz bakıyoruz. Biz bakıyoruz. Ki en yani, büyük giderlerimizden bir tanesi enerji. Enerji ve yani, sulama. İşte sulama. Bu elektrik zamlarının geldiği durumlar ortada. %92 tarımsal sulamada zam var. Tezyen kuyulardan kurtulmamız lazım. Yeraltı sularımızı, geleceğimizi, yani geleceğimizi korumak adına bu sulardan değil de hazır akan sudan, yani Fırat'tan almamız lazım. Artezyen kuyuları yani şey yapmamız lazım. Hazır akan varken. Tabii yani şimdi içme sularımızı tarımsal sulamada kullanmasak daha iyi olur. Bir çiftçi üretici olarak şu anda halinizden memnun musunuz? Memnun değilim. Yani kurtarmıyor. Arpa buğday kesin kurtarmıyor. Fıstık. Çözüm ne abi? Çözüm millet ekonomi. Modele uygulanacak. Ha, uygulanacak. Fiyatlar düşecek. Mazot çok pahalı, gübre çok pahalı, parça fiyatları çok pahalı. Bunların düşmesi lazım. Bunlar düşmediği müddetçe çiftçi yapamaz duruma geldi yani. Evet. TV izliyoruz. Evet. Köyde hayat var diyoruz. Tabii. Merhaba, teşekkür ederim. Şimdi ben Gaziantep'in köfte güzelini arıyorum, o siz misiniz? Ben değilim. Herkes olabilir, Gaziantep'teki her kadın evet. Köfte güzelidir. O kadar. Abim ne güzeli? Antep'in en karizması. Değil mi? Antep'te karizma olmak için önce biraz göbek olmalı. Aslında normal olunca böyle oluyor. Yoksa değil olmaz. O kadar köfte güzelin, yani yanlarındaki erkekler de bir zahmet öyle olsunlar değil mi? Yakışması lazım. Yapıyoruz, yiyoruz, oluyor yani. Ziraat mühendisi. He, siz? Aynı şekilde. Siz? Ziraat. Aynı şekilde. Ziraat mühendisinin içindeyim. Köy TV izliyorsunuz herhalde. Köyde hayat var çünkü. Kesinlikle. Ve sizin organik köyünüzün oğlu. Biliyor muydunuz benim Antepli oğlum? Bilmiyordum. Tarih. Antepli gibi durmuyorsunuz çünkü. Hun Türklerinden. Evet, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Niye topladım sizi? Tabursan grubun o güzel bulgurlarından yapılan köfteleri. Buyurun yiyelim hanımefendi. Şimdi lezzet testi yapıyoruz. Kendi bulgurumuz diye söylemiyorum. Güzel olmuş. Değil mi? Malın gibi. Sana göre abi. Abim bak nasıl götürdü. Çok güzel. 10 üzerinden 10. Bravo. Yani buğdayın o kokusu, kendi has kokusu, aroması köftenin kokusunu bastırıyor yani. Çok güzel. Nasıl? Şimdi bir Antepli olarak 10 üzerinden, Gaziantepli olarak 10 üzerinden ondan daha aşağı veremeyiz. Çok güzel. Ve ne yapıyoruz? Devam edelim mi? Devam edelim. Holland Bilgin Traktör sponsorluğunda fuar özel programımız buraya kadardı. Peki haftaya neredeyiz? Jina Gaziantep'teyiz. Neler mi var? İzleyin, görün diyoruz. Haftaya bu ekranda ve bu programdan ayrılmayın diyoruz. Barbaros Motor. Yarım asırlık tecrübesi, Türkiye'nin dört bir köşesinde, binin üzerinde bayi hizmeti, 70 ülkeye ihracatıyla tarım ve hayvancılık makine üretim sektörüne yön vermeye devam ediyor. Barbaros Motor, tarımdaki gücünüz. %100 milli, %100 yerli. Bayilikler verilmeye devam ediyor. Telefon 0368 718 3301. www.barbarosmotor.com. Barbaros Motor, tarımdaki gücünüz. Barbaros Motor'un hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı sona erdi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bu ekranda buluşalım.